ben bir... İyi akşamlar değerli izleyiciler. Tek Tek'te bu akşam Amerika Birleşik Devletleri'nde komisyondan geçen ve yakında Temsilciler Meclisi'ne gelip gelmeyeceği belli olan Ermeni soykırım yasa tasarısı hakkında konuşacağız. İki tane bu konuda konuşmaya son derece yetkin konuğum var. Aslında ikisini de tanıyorsunuz. Biri Sevan Nişanyan, yazar, araştırmacı, gezgin, turizmci, her şey var. diğeri ise zaten daha da yakından tanıyorsunuz. Çünkü yıllardır Türkiye'nin gündeminde Yusuf Alacıoğlu, Profesör Doktor Yusuf Alacıoğlu, Türk Tarih Kurumu'nun eski başkanı, şimdi ise sadece öğretim üyesi. Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı. Evet. Yani idari görevler bitmiyor bir türlü. Bu idari değil, bu bilimsel çalışma. Bilimsel çalışma ama sonuçta yine de bir başkanlık var işin içerisinde. Ya başkan olunuyor. Hoş geldiniz. Teşekkür. Hepimiz gelişmeleri yıllardır izliyoruz zaten. Bu Ermeni Ermeni soykırım yasa tasarısı dünyanın her yerinde ciddi bir mesele olarak Türkiye'nin karşısında duruyor. Her yerde geçti aslında baktım. Çok çok az yer kaldı galiba bu yasanın. 20 kadar ülkede. 20 kadar, 22 galiba oldu şimdi. Ülkede geçti. Nereydi? İspanya. Son galiba Katalonya dün kabul etti. Evet. İskandinav ülkeden birisi geçenlerde kabul etti. 22 ülke oldu bildiğim kadarıyla. Herhalde yakında da sayı artacak. Amerika'daki tabii şey var. Amerika'daki niye önemli bu kadar? O Amerika eyaletleri veya devletçiklerinde de var tabii. Kaliforniya kabul etti galiba bildiğimiz kadarıyla. Alaska galiba kabul etti. Orada da epey bir kabul eden var. Bir tek federal olarak henüz daha kabul olmamış. Evet. Sevan Bey, bunu size sormak istiyorum. Ermeniler bu yasa tasarısı konusunda niye bu kadar ısrarlı? Yani bu yasa tasarısı Ermenistan'a ya da Ermenilere ya da diasporaya ne kazandıracak, ne kaybedecek? Niçin bu kadar istiyorlar bunu? Sadece sembolik bir galibiyet kazandıracak. Başka bir şey kazandıracağını zannetmiyorum. Ne istiyorlar Ermeniler sorusuyla sürekli olarak karşılaşıyorum. Zannediyorum çok basit bir şey istiyorlar. Dünyadaki herkesin istediği şeyi istiyorlar. Zannediyorum tüm insanların temel sahibi olan şeyi istiyorlar. Adam yerine konmak istiyorlar. Bunun ötesinde bir şey değildir. Yani peki Ermeniler adam yerine konmuyor mu? Hayır. Niye konmuyor? Türkiye Cumhuriyeti'nin bir devlet politikası olarak izlediği, soykırım günlerinden bugüne kadar sürekli olarak izlediği, sürekli olarak Ermenileri yok saymak, hakaret etmek, aşağılamak, siz bir topluluk olarak yoksunuz, tarihiniz yok, geçmişiniz yok, anıtlarınız yok, anılarınız sahtedir, olmaz mı canım talepleriniz ya? Sahtedir şeklinde özetlenebilecek bir inkar ve yok sayma politikasıyla karşı karşıyalar. Bunun bir insanı ne dereceye kadar... nasıl dokunacağını bir toplumun ruhuna bilmiyorum. Tahmin edebiliyor musunuz? Yani söylediğiniz doğru olsa muhakkak ki dokunur ama Türkiye'de böyle bir şey hakikaten var mı? Yani belki hiç biz algılamıyoruz. Niye derseniz? Şimdi doğuya gittiğiniz zaman her yerde Ermeni eserleri var. Peki Türkiye Cumhuriyeti bunların Ermeni eserleri olduğunu kabul ediyor mu? Etmiyor mu yani Akdamar Kilisesi'ne? Yani Van'daki onca kilise, onca eser, o eski şehrin bir bölümü Ermeni şehri değil mi? Yani bunlar bilinmiyor mu? Ani harabeleri... Ani harabelerin önündeki tabelayı hiç gördünüz mü? Resmi tabelayı. Gördüm. Evet. Burada 20 küsur şey çeşitli gerçek veya mevhum yani hayali kavim adı sayılır. Hazreti Ömer'den Kimmerlere kadar herkesin adı sayılır. Sadece Ermeni adı geçmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin gerek derslerde okuttuğu, okullarda okuttuğu kitaplarda gerek bir tür resmi tarih ve resmi mikro tarih diyeceğimiz vilayet tarihi, kasaba tarihi vesairelere baktığımız zaman Ermeni adı asla geçmez. Bir yabancı unsur olarak olarak ancak anılır. Çeşitli son zamanlarda bu konu üzerinde bir hayli çalışıyorum o yüzden çok taze aklımda. Çeşitli valiliklerin ve kaymakamlıkların kendi idari bölgelerine ilişkin verdikleri standart resmi tarih anlatımlarına bakarsanız bu ülkelerde bu alanlarda Ermeniler yaşamamıştır, bu alanlarda Ermeniler olmamıştır. 19. yüzyıl sonunda aniden emperyalizmin ajanları gibi birdenbire bitivermişlerdir, Allah'a şükür temizlenmişlerdir şeklinde bir tarih anlatımıyla karşı karşıyasınız. Emin misiniz? Yani? Eminim, yani köküne kadar eminim. Yani çünkü biz de aynı tarihi okuduk okullarda. Hı hı. Ben öyle algılamadım hiç. Acaba. En azından dünyadaki Ermenilerin bu şekilde algıladığını size söyleyebilirim. Bunun ötesinde 1915'te korkunç olaylar yaşanmış. Bir toplum tümüyle binlerce yıldan beri yaşadığı ana vatanından sökülüp atılmış. Bu süreç
Bu süreçte insanlar çeşitli zulümlere uğramışlar, haksızlıklara uğramışlar. Şöyle ya da böyle bir takım şeyler olmuş. Bunun karşılığında sizin bu anılarınız yoktur, yalandır. Duygularınız bizi ilgilendirmez. Bunları ezmek ve susturmak için elimizden geleni yapacağız diyen bir devlet politikası var Türkiye'de. Hala bunu, var mı politikası? Son 2-3 senedir tahmin ediyorum ki bir miktar yumuşadı bu politika. Daha önceki yüzsüzlük seviyesinden en azından belirli ölçülerde geri adım atıldı. Fakat hükümet üyelerinin son günlerdeki demeçlerine baktığımız zaman temeldeki zihniyetin değişmemiş olduğunu çok net olarak görüyoruz. Yani siz diyorsunuz ki bu bir kültür olarak, Ermeni düşmanlığı bir kültür olarak Türk toplumunda var. Kesinlikle. Yani Ermenileri yok sayma, yatsıma, tarihlerini yok sayma. Evet, toplumda ne kadar olduğundan emin değilim bunun. Fakat devlet katında, devlet politikası Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri en temel unsurlarından biri olduğu muhakkaktır. Yani Ani'deki o anıtın önündeki vatandaşla ya da dedeyle konuştuğunuz zaman onların anlattığı tarih, onların bakış açısı farklıdır. Fakat devletin bakış açısı kesinlikle inkar üzerine kurulmuştur. Yok sayma ve aşağılama üzerine kurulmuştur. Peki bu Ermeni yasa tasarılarının çeşitli meclislerden geçmesi ve sonunda Amerika tarafından da kabul edilmesi, bu dediğinizde bir katkı sağlayacak mı yoksa daha negatif mi etkileyecek? Negatif etkileyeceğini tahmin etmiyorum, hayır. Katkı sağlayacak mı? Evet, tahmin ediyorum. Çünkü özellikle bu meclislerden bu tür yasa tasarılarının geçmesi süreci başladığından beri, yani son 10 yıl içinde Türkiye'nin tavrında belirli bir yumuşama, Türk toplumunda belli ölçülerde bu geçmişle yüzleşme eğiliminin başladığını görüyoruz. Önemli olan Türk toplumunun ve Türk devletinin bu geçmişle yüzleşmesidir. Bu tür tasarıların da uzun vadede evet olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Ben tam aksini düşünüyorum. Niye derseniz, şimdi baktığınız zaman Başbakan Erdoğan bu konuda nispeten yumuşak mesajlar veriyordu. Belli bir çözüm arayışında, belli bir yumuşama kaygısındaydı. Keza Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan'a ilgili girişimleri vardı. Ama birdenbire bu yasa tasarısının geçmesiyle beraber aynen sizin dediğiniz gibi durum sertleşti ve tekrar o eski politikaya bir dönüş var. Kesinlikle katılmıyorum. Başbakanın ve Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki tavrındaki belirgin dönüşme, değişim protokollerin imzalanmasından kısa bir süre sonra başladı. Kürt açılımı günlerinde birdenbire Türk devlet politikasında sebeplerini tam olarak kavrayamadığım bir değişiklik yaşandı. Bu söylemdeki değişiklik Amerika'daki tasarıya karşı bir tepki değildir. Bana öyle geliyor ki daha ziyade Amerika'daki tasarı söylemdeki değişikliğe bir tepkidir. Hocam, siz de aynı kanaati paylaşıyor musunuz? Hayır, farklı düşünüyorum. Şimdi bir defa Ermeni toplumunun Türkler tarafından tanınmaması veya aşağılanması gibi bir şey hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Şimdi bakın, 1830'lu yıllardan itibaren ele alacak olursak, 2. Mahmut döneminde önce Reşit Paşa, daha sonra Reşit Paşa döneminde mesela tercüme odasında genelde hep Rum mütercimler bulunurken sonra Türk mütercimler konmuştur. Ali Paşa döneminde de tam tersine Ermeni mütercimler, Ermeniler yerleştirilmiştir. Hatta yani Ermeniler kendi aralarında kendi fikirlerinden olmayanları bile tercüme odasına çıkarmışlardır. Bunlar tarih kitaplarında, o tarihteki kitaplarda yazar. İkincisi, ıslahat fermanı ile birlikte aslında Ermeni, Yahudi ve Rumlar arasında da bir rekabet söz konusu olmuştur o tarihlerde. Ama bunların içerisinde gerçekten de Osmanlı toplumu içerisinde olsun, ki çoğu Ermenilerin Türkçe konuşur. Anadolu coğrafyası içerisinde de, hatta pek çok Türkçe konuda bilir, Türkçe bilir. Evet. Ermenice de bilir. Anadolu dili Türkçe olan çok. Yani neredeyse yani Ermeniceden daha iyi Türkçe konuşan pek çok Ermeni vardır. Tamamen artık Anadolu'da Türklerle birlikte 850 yıl beraber yaşadıkları için çoğu kültürler birbiriyle uyuşmuştur. Mesela aynı yemekleri pişirirler, aynı şeylerden zevk alırlar. Yani komşulukları çok yakındır birbirlerine. Böyle bir süreç sonrasında da yani 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan önce bile pek çok Ermeni Osmanlı Devleti'nde çok önemli kademelerde görev almıştır. Bu bir ayrıcalık tanınma anlamında değil. Tabii ki Ermeniler Osmanlı toplumunu oluşturan bir gruptur. Yani bir azınlık falan statüsünde değildir Ermeniler, biliyorsunuz. Gerek Rumlar gerekse Yahudiler de azınlık değildir. Osmanlı toplumunu oluştururlar. Ve Osmanlı arşivlerine gittiğiniz zaman şunu görürsünüz. Genelde bütün diğer gayrimüslim dediğimiz Müslüman olmayan unsurların tümü
doğrudan doğruya patrikhaneleri aracılığıyla dini yönden idare edilir. Mesela Ermeni Patriği bütün Anadolu'daki kiliselerin papazlarını atayabilir, atamaktadır. Yani o şekilde atama yapılmıştır. Tabii burada şunu unutmamak gerekir. Batı dünyasından Osmanlı İmparatorluğu'na gelen misyonerler genelde Türklerin Müslümanlaştırmasına çalışmamıştır. Özellikle başlangıç dönemlerde 1878'e kadar hatta tamamen daha çok Ermeni toplumu içerisinde Gregorian veya kadim Ortodoks diyeceğimiz Ermenilerin Protestan ve Katolik Kilisesi'ne mensubiyetlerine çalışmışlardır. Ve nitekim Anadolu'da... Kim buna çalışan? Efendim? Misyonerler mi buna çalışan? Tabii misyonerler. Dolayısıyla Anadolu'da Katolik ve Protestan kiliseleri, Ermeni kiliseleri ortaya çıkmıştır. Toplumu ortaya çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu da bu kiliseleri de tanımıştır. Dolayısıyla öyle bir tanımamazlık, aşağılama zaten söz konusu peki, değil. İttihat ve Terakki ile beraber böyle bir şey başlamış İttihat olabilir mi? İttihat Terakki ile de değil. Çünkü İttihat Terakki'nin kuruluşuyla... Hayır, Cumhuriyet'le de değil. İttihat Terakki'nin kuruluşunda zaten Ermeniler yer almıştır. Yani o Abdülhamid'e karşı olan veya daha öncesinden başlayan bir süreçte yönetime karşı özellikle İttihat Terakki'de birlikte yer almışlardır. Prens Sabahattin özellikle Ermeni komiteleriyle işbirliği yaparak ademi merkeziyetçilik konusunda da anlaşmışlardır hatta. Paris'te birlikte gazeteleri vardır. Yönetime karşı birlikte tavırları vardır. İttihat Terakki'nin tavır değiştirmesi Ermenilere karşı aslında 1881'de Hınçakların, 89 yılında da Taşnakların kuruluşuyla başlamıştır ama parti hükümette değildir yani o sıralarda. Fakat ona rağmen İttihat Terakki'ye Abdülhamid tahttan indirdikten sonra bile Ermenilerle yakın ilişki içerisindedir. Dediğim gibi Prens Sabahattin işbirliği yapmıştır. Asıl İttihat Terakki ile Ermeniler arasındaki problem 1914 yılına dayanır. 1912'de başlar da özellikle Rusya'nın başını çektiği, daha sonra da İngiltere ve Fransa'nın ona destek verdiği bir ortamda Ermeni ıslahatı adı altında doğudaki 6 vilayette yani Van, Bitlis, Erzurum, Sivas, Diyarbakır ve Elazığ yani Harput o zamanki ismiyle bu 6 vilayette iki bölgeye ayrılması ki Trabzon eklenmiştir daha sonra bu vilayetlere. İki vali tarafından, gayrimüslim vali tarafından bu bölgelerin idare edilmesi konusundaki baskıları ki Rus belgelerine baktığınız zaman bunu çok açıkça görebilirsiniz. Şubat 1914'te Said Halim Paşa ile birlikte imzalanan anlaşma sonrasında tavır değişikliği başlamıştır. Niye değişiyor tavır peki? Çünkü orada artık adeta bir otonomi ve bağımsızlığa giden Bulgaristan'da olduğu gibi bir yol çizilmiştir. Çünkü bu yapılan anlaşma ile bu gayrimüslim valiler o bölgedeki yönetimi doğrudan doğruya üstlenecekler. Bu bölgede Türkçenin yanı sıra mahkemelerde Ermenice de resmi dil olarak kabul edilecek. Güvenlik güçleri yarı yarıya Ermeni ve Müslümanlardan oluşacak. Bu bölgedeki askerlik çağına gelmiş kişiler başka bölgede askerlik yapamayacak vesaire. Buna benzer olmak üzere bir takım maddeler içermektedir. Yani aslında bugün de yakın bir bölgeyle ilgili bazılarının istediğine benzer şeyler. Tabii aşağı yukarı benzer şeyler. Şimdi böyle bir tavır, tabii yıllarca beraber yaşadığınız insanların, özellikle Batı dünyasının baskıları karşısında böyle bir anlaşma yaptığınızda tabii ki sıkıntılar meydana gelecektir. Ve nitekim 1914 Şubat'ından sonra komitelerin, ki ondan önce de biliyorsunuz pek çok çeşitli yerlerde isyanlar, saldırılar ve suikastler söz konusu olmuştur. Yani Yıldız'dan Osmanlı Bankası saldırısına kadar, işte Van isyanı, Adana isyanı vesaire gibi. Burada kim haklı, kim haksız meselesi ayrı bir konu ama bu isyanlar meydana gelmiştir. Bu isyanlar tabii ki devleti son derece rahatsız etmiştir. Özellikle ona tekrar geleceğiz. Ben şimdi siz dediniz ki Türkiye'de böyle bir Ermeni karşıtı bir hal yoktur dediniz. Kesinlikle. Çünkü bakın ben mesela, siz Kozan doğumluyum ben. Bütün dedem mesela 72 yılında vefat etmiştir. 96 yaşındaydı. Teyzem hala hayattadır. 107 yaşında. O dönemde 12-13 yaşında bir kişi. Bakın bize hiçbir şey anlatmadılar.
Yani bizim orada iki tane fırın var. Ermeni militanların Müslümanları yaktıkları fırın var. Hala duruyor. Şimdi bakın, bu gibi hadiseleri bile bize anlatmadılar. Şimdi eğer düşmanlık olsaydı o insanlarda bize düşman olarak Ermenileri anlatmaları yok, gerekirdi. Yok, onda haklısınız. Yani bir düşmanlığın devamı konusunda bir pompalama yapmadı. Ben tarih kimse. Okudum İstanbul Üniversitesi'nde. Benim ailemde de pek çok kişi var Van'da öldürülmüş, evet. İsyan sırasında. Bize de bir düşmanlık hiçbir zaman pompalanmadı. Hiçbir zaman öyle bir düşünmedik ama, bile. Aklımıza hayır, bile gelmedi. Bugüne baktığınız zaman, yani Cumhuriyet dönemine baktığınız zaman bir sürü böyle Ermenileri ya da azınlıkları diyeyim aşağılayan bir sürü laf vardır. Yani bugün pazar, Ermeniler azar, ilk aklıma gelen mesela, değil mi? Böyle bir laf yok mudur? Ben duymadım ama şunu var söyleyeyim. Mi? Yani vardır belki. Buna benzer değişik şeyler, sözler olabilir. Şimdi bütün mesele şuradan kaynaklanıyor. Tabii bir Osmanlı Devleti'nin son dönemlerini göz önüne alırsanız, Osmanlı döneminin son zamanlarını göz önüne alırsanız tabii çok büyük bir travma yaşamıştır bu millet. Bir defa Balkanlardan nasıl sürülüp atıldıkları var. Göçler var oradan. Çok büyük göçler ama 5,5 milyona yakın. Kafkasya'dan oradan göçler var. Şimdi sürekli olarak kendi tebaasından olan insanların meydana getirdiği bir takım isyan hareketleri sonrasında Balkanları kaybetmiştir. Şimdi ikinci... Şimdi mesela Balkan'da ciddi bir Türk soykırımı var aslında. Kesinlikle, yani Bulgaristan'da mesela çok müthiş bir katliam var. Kafkasya'da da keza öyle. Sadece onu bırakın. 1914'te Erivan ve Tiflis bölgesinden sürülen Müslümanların sayısı 1 milyon üzerinde. 1914'te. Efendim? Kürt çoğunluğu galiba onların. Yok, hayır. Değil. Türkler. Türk yani. Bayağı bir gelen Kürt de var çünkü. 702 bini gelebilmiştir bunların. Yani 1914'ün başında büyük bir şey vardır. Sürgün hareketi vardır. Haliyle bu harekete karşı da Enver Paşa mesela Doğu Anadolu bölgesindeki Ermenilerin isyan ettikleri için, çünkü Van'da isyan var, Bitlis'te, Muş'ta isyan var, Çatak'ta isyan var ki bunlar belgeli, hepsi Fransız arşiv belgeleriyle belgeli. Şimdi bunlara karşılık Enver Paşa da Ermenilerin, Müslümanların sürülmüş oldukları yerlere Doğu Anadolu Ermenilerinin sürülmesini teklif ediyor hükümete. Ama, bir tür mübadele gibi. Mübadele gibi ama hükümet o tarihte bu sürgünü, o tarafa sürgün edilmesini istemiyor, kabul etmiyor. Savaşın dışında olan bölgeye nakletmeyi düşünüyor. Yani bunun çerçevesini biliyorsunuz. Çanakkale'deki savaş var. Tabii ki Kafkasya Savaşı var. Musul'da var. Filistin'de savaş var. Genelde işte Zeytun isyanı, ondan sonra demin saydığım Van'da vesaire de isyan. Bütün bunlar bir yerde Osmanlı Devleti'ni kendine göre bir tedbir almaya sevk ediyor. Belki hemen orada devam edelim. Şimdi iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, deminki konuşmam Osmanlı Devleti'ne ait değildi. Cumhuriyet döneminde uygulanan politikalardan, 1915'ten bu yana uygulanan politikalardan söz ediyorum. Ama soykırım yani Cumhuriyet döneminde bir şey değil. İkinci Mahmut zamanında Ermenilere bir takım çevirmenlik vesaire gibi görevlerin verilmiş olması bugünkü durum hakkında herhangi bir şey söylemez bize. Bunu bir kere belirtelim. Ama yasa bugünkü durumu değil, 1914-15'i. Bugünkü durum 1915'te başlayan durumun adıdır. Yasanın da esas konusu 1915 değildir. Yasanın esas hedef aldığı şey bugündür. 2010 yılıdır. Çünkü ortada iki tane cinayet var. Bir, 1915'te işlenmiş bir katliam hadisesi var. Bunun sebepleri, sonuçları üzerinde uzun uzun konuşulabilir. Yani ben bu olayın bir siyah-beyaz olayı olarak sunulmasından yana değilim. 1915'te son derece karmaşık bir tarihi olay olmuştur. Olmuştur. Tarihin her aşamasında ve her toplumda katliamlar olmuştur. Hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değildir. Bütün bunlar bilinen bir şeydir. Esas hadise bu olayın, bu korkunç olayın, 20. yüzyılın en büyük trajedilerinden biri olan bir olayın Türkiye Cumhuriyeti tarafından yüzsüzce inkar edilmesi hadisesidir. Ve bu inkarın sürekli olarak devam etmesi hadisesidir. İnsanların kaldıramayınmadığı hadise budur. Katliam olur. Üzülürsün, özür dilersin, pardon dersin, el sıkışırsın, ya geçmiş olsun dersin, olur biter konu kapanır. Ermeniler açısından da kapanır, Türkler açısından da kapanır. Tabii ki haklısınız, Bulgarlar da Türkleri kesti, Türkler de Bulgarları kesti, öbürleri de Berikileri kesti. Tabii Ermeniler de Türkleri kesti. Her bir türlüsü olmuştur tarih boyunca. Fakat bu defterin kapatılamamasının nedeni 1915'te olan olaylar değildi. Bu defterin kapatılamamasının nedeni bugün olan olaylardır. 10 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır olan olaylardır. Devam eden bir mantalitedir. Sürekli olarak
biz hiç böyle bir şey olmadı. Zaten Ermeniler yoktu. Eğer kestiysek haklı olarak kestik. Gerekirse bugün de keseriz diye özetlenebilecek bir zihniyettir. Ki maalesef bu zihniyet, bu utanç verici zihniyet ve zannetmiyorum ki Türk toplumunun paylaştığı bir zihniyet olduğunu zannetmiyorum. Türk devletinin empoze ettiği bu zihniyet yıllardan beri Türkiye'nin egemen söylemi olarak savunulmuştur. Bu söylem çerçevesinde dış politikada kazanılan ufak tefek başarılar Türkiye'nin zaferi gibi sunulmuştur. Sanki Türkiye bir yalan ve ahlaksızlık maçında tarafmış gibi gösterilmiştir. Türkiye'nin devlet büyükleri tarafından. Esas hadise budur. 1915'i tartışmıyoruz biz burada. Ama şimdi, biz 2010'u tartışıyoruz. Bak, İkinci bir şeyi daha söylemek istiyorum. Demin hocam çok uzun uzun bir tarih hikayesi anlattı. Hemen hemen her detay ayında ufak çarpıtmalar olan bir tarihçeydi bu. Onlara arzu ederseniz gireriz. Buyurun girin. Arzu ederseniz 2010'dan devam ederiz. İttihat Terakki'nin şeyle birlikte, özellikle Taşnak Partisi ile birlikte kurulduğu ve uzun bir süre bir iş bölümü yaptığı bir gerçektir. Bunun dönüm noktası 1914 değildir. Bunun dönüm noktası iki noktadır. 1909'dur, 1913'tür. 1909'da beyefendi işte Ermenilerin isyanından şundan bundan söz etti. Bunların sebepleri üzerinde durulmaz genellikle. Hani böyle misyonerler gelirler, bunun üzerine Ermeniler de aptal oldukları için ayaklanırlar. Öyle değildir. Adana'da 1909'da 30 bin Ermeni nüfus katledilmiştir. En korkunç şekillerde. Niçin? Niçin'i ben size anlatabilirim. 31 Mart olayının bir devamıdır. 31 Mart'ta İttihat Terakki'ye karşı bir ayaklanma oldu İstanbul'da. Ertesi günü 1 Nisan'da Adana'da bir ayaklanma çıktı. 1908 ihtilalinden sonra Ermenilerin İttihat Terakki ile birlikte fazla güçlendiğine dair bir algı vardı halk arasında. Sonuç olarak 1909 tarihinde Adana'da 30 bin kişi katledildi. Bu aynı zamanda İttihat Terakki'ye karşı bir ayaklanmaydı. Dolayısıyla İttihat ve Terakki Partisi hükümeti iktidara geri gelir gelmez bu ayaklanmanın önderlerini cezalandırmaya yönelik bir dizi politikaya girdi. 30 kişiye yakın, 40 kişidir yanılmıyorsam. Türklerden yani katliama katılan kişilerden insanlar asıldı vesaire vesaire. O süreçte tahmin ediyorum ki İttihat ve Terakki yönetimi bir basit politik gerçekle yüz yüze geldi ki bu toplumda Ermenilere yapılan haksızlıkları cezalandırmaya kalkarsan politik olarak kaybedersin. Katliamcılardan yana çıkarsan kazanırsın. Bu kadar basittir bu iş. 1909'dan itibaren İttihat Terakki'nin Ermeni olayına bakışı dönmeye başlar. 1913 ise Balkan yenilgisi tarihidir. Korkunç bir travmadır. Türk toplumu açısından çok büyük bir travmadır. Yani çok küçümsediğin bir takım küçük devletler tarafından mahvedildi Türk ordusu. Yani korkunç bir yenilgidir Balkan yenilgisi. Bir hezimettir. Bunun sonucu olarak İttihat Terakki yönetimi 1913 yılından başlayarak ülkede etnik temizlik politikalarına girmiştir. Sistemli olarak önce Rum köylerini boşaltmak, Rumları sınır dışı etmek, tüm yer isimlerini değiştirmek, geçmişi inkar etmek, yeni ve suni ve sahte bir ırkçı Türk tarihi oluşturmak gibi işlere girmişlerdir. Bunun doğal bir sonraki adımı Ermeni temizliğiydi. Bir bilinen en klasik anlamda bir etnik temizlik hareketidir. Yok etme. Başta amacının hepsini birden kesmek olduğunu zannetmiyorum. Yani şu ayrımı yapmak gerekir. Ceza kanununda biliyorsunuz ceza hukukunda bir taammüt ve kasıt ayrımı vardır. Evet. Yani bir cinayeti önceden, günler önceden planlar ve uygularsanız bunun adı taammüttür. Ama taammüt olmaması kasıt olmadığı anlamına gelmez. Yani önceden planlanmasa bile bir olay kasıtlı olabilir. O anda bir şekilde gelişir olaylar ve kasıtlı olarak öldürürsünüz. Dolayısıyla neyse bu konuyu dağıtmayayım. 1913'ten başlayarak bir sistemli olarak Türkiye'yi Ermenilerden ve Rumlardan temizleme politikası yürürlüğe konulmuştur. 1915'te savaşın çıkmış olması sadece bir bahaneyi teşkil etmiştir. O savaş çıkmasaydı belki başka şekillerde bu temizlik gerçekleşecekti. Bu politikanın gerekçeleri var mıydı, yok muydu? Türkiye başka şekilde de ayakta durabilir miydi? Bunun Türkiye'ye getirisi ve götürüsü ne olmuştur konusu ayrıca tartışılabilir. Bir şekilde bu noktaya gelinmiş. Bir şekilde korkunç bir
katliam gerçekleştirilmiş, bir kültür, bir toplum yok edilmiş. Peki şimdi siz diyorsunuz ki bu dünle ilgili değil, bugünle ilgili bu mesele diyorsunuz ama şimdi bu tasarıyı savunanlar da kardeşim bu geçmişle ilgili bir hesaplaşma. Türkiye Cumhuriyeti sanık sandalyesinde değil, bu Osmanlı yaptığı bir şey. Siz niye burada üstünde duruyorsunuz? Bırakın geçsin diyenler de var. Öyle değil mi iş? Bazıları diyor ki mesela işte sigortadan para alınacak onun için. Yani o dönem hayat sigortası yaptırmış Ermenilerin milyarlarca dolar alacağı var onun için diyor. Hukuken bu konuda en ufak bir geriye pürüz kaldığını zannetmiyorum. Yani medeni dünyada hiçbir mahkemeyi ikna edemezsiniz ki katliam olmamıştır ya da soykırım olmamıştır. O defter kapandı, o defter çoktan bitti. Yani yurt dışında... Peki bu neyin defteri? Batıda ısrarla ve utanmaz bir şekilde var olan bir şeyi yok sayan bir devlete yeter kardeşim sarsıl kendine gel demek şeyi mücadelesi. Hocam siz ne diyorsunuz? Ben şimdi benim çarpıttığım neymiş onu anlamadım. Herhalde 30 bin mi Adana isyanını mı söyledi bilmiyorum ama şimdi Adana isyanının sebeplerini çok iyi tartışmamız lazım. Adana katliamıdır onun adı. Katliamı değil isyanı. Çünkü neden isyan edildiğini ve kimlerin isyan ettiklerini neden çok iyi biliyoruz. Edildi? Şimdi Osmanlı Devleti'nin bakın orada askeri bile yoktur. Adana'da askeri bile yoktur. Osmanlı Devleti'nin sonradan isyandan sonra oraya asker sevk edilmiştir. Ve ilk halkın ayaklanması Ermenilere karşı Adana müftüsünün uzvunun kesilerek ağzına sokulmasıdır. Yani bakın bunların hepsini bir tarafa bırakacak olursak orada Mehmet Asaf'ın Cebeli Bereket mutasarrıfı hatıratı vardır. Cemal Paşa ondan sonra Adana valisi olmuştur. Orada bir beyanname de neşretmiştir. Kaç kişinin nasıldığı, kimlerin ne yaptığı hepsi bellidir. Bunlar ötesinde kimler sevk ediyordu Ermenilere bu desteği kimler veriyordu? Aslında 1914 öncesindeki Anadolu'daki Rus konsoloslarının gizli raporlarına bakacak olursanız ki bizim elimizde hepsi var onların Rus arşivlerinden aldığımız Ermeni miltanlarının içerisinde Rus ajanları da var. Aynı şekilde İngilizler de Fransızlar da var. Peki bunlara silahı kim vermişti? Yani Amerika'dan gelen bir gemi dolusu Winchester tüfeğini kim göndermişti? Yunanistan'dan gelen 15 bin tüfek, 2 milyon mermiyi kime göndermişti, kime vermişti? Bütün bunları araştıracak olursanız aslında ne yapılmak istendiği belli. Bana göre bir yerde o büyük devletler, düvel-i muazzama denilen devletler, Ermenileri de Anadolu'da güzel güzel kullandılar kendi çıkarlarına. Ermeniler onları kullanmış olmaz mı? Ermenileri kullandılar. Ermeniler onları kullanmış olmaz mı? Hayır. Bağımsızlık kazanmak için. Şimdi onlar o düşünceyle diye yaptılar ama... Asıl hedefleri kendilerinin Ermenileri kullanarak Anadolu'da kendi arzu ettikleri bölgeleri paylaşmaktı. Nitekim İngiliz arşivlerine bakarsanız 1914'te hangi bölgelerin hangi devletlere verileceği önceden belirlenmişti. Bir ikincisi 30 bin Ermeni öldürüldü Adana isyanında deniyor. Veya şimdi 30 bin kelimesinin rakamını nereden çıkarıyorsunuz? 1,5 milyon rakamı gibi çıkarılıyor. Bakın burada bırakın onu. Arnold Toynbee'ye bakın. Mavi kitaba bakın. Blue Book'a bakın. Burada Arnold Toynbee bile bakın burada yazıyor. İşte 1916'da ne kadar Ermeninin hayatta olduğunu kendisi yazmış. Ölenlerin miktarının 450 ile 850 bin olduğunu, bunun ortalamasını alırsak 600 bin Ermeninin katledildiğini ifade ediyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani düşünün 450 ile 800 bin Ermeni arasında katliam ve bunun ortalamasını alıyorsunuz. Ne kadar nüfusu var? Ne kadardır? 1 milyon 600 ila 2 milyon Ermeni var efendim, diyor. Okuyun öyle bir şey demiyor orada. Ne diyor buyurun? Çarpıtarak söylüyorsunuz. Çarpıtmıyorum buyurun siz okuyun. Genel bilgiler çerçevesinde diyor. Evet. Ölenlerin sayısının en azından 600 bin olduğunu söylemek olabilir diyor. İşte güvenli bir tahmin olur. Tahmin diyor. Olur diyor. Evet, evet ama 450 ile 800 arasında lütfen. Çarpıtmıyorum ama bakın. Hayır burada yazıyor. Her olarak ileri sürdüğünüz şimdi, her şeyde daima çarpıtma yapıyorsunuz. Peki buna ne diyorsunuz? Yani buyurun. Bunu bir huy olarak şey hayır buyurun Alan 1922 yılında evet. Hayatta olan Ermeniler hazırlığında bunun 30 bin Adana'yla ne alakası var onu bakın, anlamadım. Ben 1,5 milyon mu demişim 600 mü demişim rakamlar, ne demişim onu bana bir şey söyler misiniz? 30 bin Ermeni nereden evet. çıkarıyorsunuz? Niye? Bütün tarihi kaynaklarda 30 bin olarak gösterilir. Hiçbir zaman yazmıyor artı, bunu. Artı sonuç olarak 31 Mart'tan bir süre sonra bir iki hafta kadar sonra İstanbul'da İttihat Terakki tekrar iktidara geldikten sonra mahkeme kurmuştur. Türk Devleti mahkeme kurmuştur ve sonuçta bu katliamın suçluları olduğu söylenen 40 küsurdur şu anda tam olarak hatırlamıyorum yıllar önce okumuşum bunu 2 ya da 3 Ermeni'yi bunun yanı sıra 40 küsur Türk'ü
idam etmiştir. Evet. Türk mahkemesi, evet. Bağımsız Türk mahkemesi. Evet, etmiştir. Güveniyoruz, öyledir. Demek ki yani bir soykırım niyeti yok gibi. Şimdi burada yani. Önemli olan... Ben size tam olarak bu 1909'dan söz ediyorum ve İttihat Terakki Yönetimi'nin nasıl bir değişime girdiğini, bunu anlamaya çalışıyorum. Bakın, İttihat Terakki yöneticileri o dönemin Türkiye'nin en sayılı aydınları, aklı başında insanlarıdır. Bu insanların bütün anılarını, hikayelerini vesaire okumaya çalıştım. Şunu anlamaya çalıştım. Nasıl oluyor da böyle bir toplum, böyle bir korkunç bir noktaya, böyle bir gözü dönmüş bir çılgınlık noktasına gelmiş 1915'te. Bunu anlamaya çalışmak gerçekten tarihçilerin, hatta yalnız tarihçilerin değil, romancıların, tiyatro yazarlarının, psikologların Türkiye'de anlaması gereken, incelemesi gereken, yüzleşmesi gereken konulardır. Nasıl böyle bir olay olmuş? Demin yine bir söylediğimde bir yanlış anlama oldu ya da belki bilinçli ya da bilinçsiz bir yanlış anlama oldu. Ben Türk toplumunda Ermeni düşmanlığı olduğunu söylemedim. Yani o anlamda çok asimetriktir durum, simetrik değildir. Ermenilerde bir nefret, bir hınç, bir tarihi söylemlerinin en orta merkezi olgusu olarak Türk hadisesi vardır. Türklerde böyle değildir. Türklerde devlet politikası Ermenileri yok saymak, aşağılamak, varlıklarını hiç mesabesinde göstermek politikasıdır. Bu başka bir şey. Nefretten söz etmiyorum. Sizin Van'da babanızdan Ermeniler konusunda bir şey duymamış olmanız benim dediğime bir cevap değildir. Farklı bir şey söylüyorsunuz siz. Buna karşılık mesela beyefendi Kozanlı olduğunu söylüyor. Ondan bir iki dakika önce de şey diyor, İstanbul'daki Ermeni Patrikliği bütün papazları atardı Anadolu'da gibi bir cümle sarf ediyor. Bakın, Türkiye'de iki ayrı patriklik vardı eskiden. Birbirlerine de rakipti. Bir tanesi de Kozan'da otururdu. Ve Türkiye'deki şeylerin, papazların yaklaşık üçte birini Kozan Patriği atardı. Beyefendi Kozanlı olduğu halde bu kadar basit, bu kadar temel, bu kadar Kozan tarihinin belki en önemli unsuru olan bu hadiseyi bilmiyor belli ki ya da unutuyor. Bu bir şey... Bilmiyor musun hocam? Hayır, öyle şey olur mu? Siz kategori, onunla ilgili yazım da var. Siz kategorikosu çok önemli bir şeydir. Üç kategorikosundan en önemlilerinden bir tanesidir. Şimdi... Patrik şu bakımdan, Anadolu'daki kiliselerin, bunlar defterleri Osmanlı arşivinde var. Hangi kiliseye patriğin kimleri atadıkları öyle. Bir de Eçmiyazin var tabii diğer taraftan. Şimdi Eçmiyazin kimseyi atamaz. Diğer taraftan Ahtamara Patrikliği vardır. 1895'te katliama uğrayıp yok olmuştur. Aralarında rekabet vardır sonuç olarak. Yani bugün de vardır rekabet. Şimdi burada önemli olan mesele o değil. Biz şunu söylüyoruz. Şimdi... Neden isyan ettiler? Ne kadar nüfus vardı? Ne oldu? Şimdi bunlar 1909'la alakası olan hadiseler değil. Şimdi 1909'da daha önce 1896 yok mu? Van isyanı yok mu? Daha sonraki Van isyanı yok mu 1906'da? 1909'da Adana isyanı yok mu? Zeytun isyanı yok mu? Daha başka bir sürü isyan var. Peki Zeytun bütün bu isyanlara rağmen Osmanlı Devleti, neden o tarihte Ermenilere karşı katliam karar vermedi veya onları öldürmedi veya bırakın onu, 1914 Şubat'ı ile 1915 Mayıs arasında Ermeni komitelerinin, özellikle komiteler kelimesini kullanıyorum, katlettiği 122 bin Müslüman olmasına rağmen, buna rağmen neden Ermenileri ta Mayıs ayına kadar tehcir kararı almadı? Yani neden? Bir de şundan dolayı almadı. Çünkü isyan eden veyahut da kanunsuz hareket edenleri yakaladı ve mahkemeye çıkardı. Bunların birçoğu da batılı devletlerin aracılığıyla serbest bırakıldı. Bunlar mahkeme kayıtlarıyla... Ya bu kadar yalan olmaz ya. Yalan bu apaçık yalan bu beyefendinin söylediği. Ama yapıyorsunuz. Yani apaçık 1800... her detayı yalan. Ama ne? Yalan... Ağzından çıkan her kelime yalan beyefendi. Peki neden yalan? Neye göre yalan? Söyler misiniz? Neye göre yalan? Neye göre yalan? Ben size belgelerini, mahkeme kayıtlarını göstereyim. 1895 yayınlandı, kitabı da yayınlandı. Gösterin, göstereyim demeyeyim. Bu böyle olmaz. Peki, göstereceğiniz bir şey varsa gösterin. Gösterdiğiniz zaman da doğru yalan okuyun. Yalan okumayın. Yalan olduğunu siz söyleyin bakalım. Neyse yalan? Neye göre yalan? Detaylarda boğulalım mı? Çünkü her bir detayın cevabını biliyorum.
Şu yalan dediniz de önemli geldi bana yani. Ne yalansa onu... Ermenilerin 120 bin kişiyi öldürmüş olduğu 1915'te. Buyurun belgesini göstereyim hemen. Peki. Madem öyle diyorsunuz. Evet. Göstereyim hemen. İki, belgesini gösteriyorum. Tehcir kararını Mayıs ayına kadar vermedi şeyi. Çünkü Şubat ve Mart ayından itibaren tehcirin tüm hazırlıkları hazırlanmış. Ordudaki tüm Ermeniler gözaltına alınmış. Ve buyurun, önde gelen biz, Ermeni toplu... Onlar Türkçesi. Onlar Türkçesi. Şimdi Osmanlıcasını veriyorum size. Ay, Osmanlıcasını vereceğim şimdi size. Onlara da bakın. Buyurun Osmanlıcaları. Buyurun. Beyefendi, uyduruk propaganda yayınlarını getiriyorsunuz buraya. Başka bir bakın şey değil. Bakın şimdi Osmanlı arşivinden olanları uyduruk diyor. Uyduruk propaganda yayınlarıdır bunlar. Peki, peki onu da bıraktım. Şuna ne diyorsunuz? Madem öldürüldü. Burada Amerikan arşivi de var. Buyurun. Fransız arşivi de var. Şunu kim yaptı? Buyurun. Teker teker buyurun. Bu belgeleri... Peki öldürüldü denilen Musa'da Ermeniler, buyurun Fransız arşivi. Benim arşivim değil. Beyefendi, bu yaptığınız tiyatrodur, başka bir şey değil. Bakın işinize gelmeyince tiyatro diyorsunuz. Evet. Hangisi tiyatro? Yani, bu mu tiyatro? De... Osmanlı arşivini kabul etmiyor. Fransız arşivini kabul etmiyor. Buyurun İngiliz arşivi. İşte Cenevre arşivi bu da. Buyurun Japon arşivi. Bak uzaydan gelmişler, hepsini geçmişler. Bakın şimdi eğer bunları kabul etmeyecekseniz, arşivleri yok, kabul etmiyorsanız şey. Nasıl yapacaksınız? Onun için tarih komisyonu kuralım diyoruz. Arşiv buyurun dediğiniz şey bir odadır. Odanın içinde her türlü ıvır zıvır belge bulunur. Bu belgelerin güvenilir belgeler nedir? Altında Bogosnu Varpaşa'nın şeyi var, imzası ne, var Bogosnu yalnız. Ne Bogosnu Varpaşa 120 bin kişiyi öldürdük mü demiş? Öyle mi demiş? Hayır. Yoksa atıyor musunuz? Niye atayım? Atıyor musunuz? Peki atıyorsam siz gösterin bir tane öldürülmediğini. Ha, öldürülmediğini için belge mi göstereyim öldürülmemiştir diye. Bakın. Birinci Dünya Savaşı çıktığında... Hıncak Komitesi, Ermeni Devrimci Partisi ki o dönemin en güçlü organizasyonuydu. Erzurum'da kongresini yaptı, 6. kongresini yaptı. Ve bu kongresinde savaş boyunca bağımsızlık mücadelesinin bırakılmasını ve Osmanlı Devleti'nin desteklenmesi kararını aldı. Bundan önce münferit olarak bir takım terör olayları, münferit olarak bir takım ayaklanma olayları olmuştu. Ermenilerin bu dönemde ciddi sayıda herhangi bir kişiyi öldürdüğüne dair hiçbir belge ve iddia yoktur. Yok böyle bir şey. Siyasi bir parti sonuç olarak bunlar bağımsızlık için mücadele etmeye çalışıyorlar. Gazete çıkarıyorlar bir. İkincisi 1895'te büyük bir katliama uğramışlar. Bir daha böyle bir şey başlarına gelmesin diye silahlanıyorlar. Evet, silahlanıyorlar. Savunma için silahlanıyorlar. Düşünün ki bir toplumun %14'ünü mü ne oluşturan bir cemaatten söz ediyorsunuz. Bir. İkincisi 850 sene boyunca silah taşıma işini yapmamış bir cemaatten. Yani... Geleneksel Osmanlı düzeninde gayrimüslimlerin silah taşıması söz konusu değildi. Orduya da katılmazlardı. Dolayısıyla bir tarafta öteden beri babadan oğula silah taşıma işini gayet iyi bilen, asker olarak yetiştirilmiş ve toplumun %80 küsürünü oluşturan bir çoğunluk var. Diğer tarafta toplumun %10'unu oluşturan, 14'ünü oluşturan ve silah işlerine alışık olmayan, böyle bir geleneği olmuyor. Ama Anadolu'daki oranları daha yüksek. Bunlar ne peki? En yüksek olduğu oran yani Van'dır yanılmıyorsam. Van'daki, Van bile değildir. Yani Sivas'tır belki de. %25'lerde, 24'lerde vesairedir. Her halükarda Ermeniler şehirli, esnaf, köylü. Genelde eğitim düzeyleri biraz daha yüksek. Dolayısıyla silah taşıma alışkanlıkları daha düşük olan bir toplumdur. Etraflarında dişine kadar silahlı ve uzun süre askerlik yapma geleneğine sahip bir çoğunluk toplumu var. Böyle bir toplumda insanlar neden silahlanırlar diye bana bir düşünün 5 dakika. Peki Sevan Bey, doğru söylüyorum. Mesela şimdi benim önümde bir tane şey var. O dönemde çekilmiş bir şey. Dahiliye Nezareti Kalevi Mahsusa Müdüriyeti'ne. Tarih 1 Haziran sene 1335. Arapçasını okumayın, Türkçesini okuyayım. Asakir Osmanlı'nın çekilmesinden 21 gün sonra Ermeniler Kınalı Karaağaç karargahlarında içtima eden 7600 İslam'ı yakmak suretiyle ithaf ettikleri ve 360 genç kadını beraberine götürdükleri ve 2 ay sonra şehrin nahiyesinin Emup köyünde 3 gün muharebeden sonra hiçbir şey yapmayacaklarının ahali altlar teslim aldıkları 1333 adamı kamilen ve 60 genç kadını beraber götürerek haklarında falan filan. 1919'dan söz ediyorsunuz değil mi? 1335. Kaça denk gelir 1919'a hocam? 1919'a denk gelir. Rumi ise eğer. Peki bu da Fransız arşivinden. 1919'da tabii ki olmuştur. Yani sizin dedenizin hatırladığı o katliamlar var ya. Evet, Ermeniler de bir sürü insan kesmişlerdir. Bunların birincisi, en ünlüsü, ünlülerinden biri komutan Andranik'in Bitlis'te yaptığı katliamdır. 1916'dır. Van'daki katliama misilleme olarak yapmıştır.
İkincisi ve daha esas büyük korkunç olan dönem 1917'de Rus ihtilalinden sonra Rus ordusu dağıldığında Ermeniler korkunç bir durumda kalmışlardı. Rus ordusu pat diye çekiliyor. Bunun üzerine Ermeniler Osmanlı'ya baş başa kalıyor bu sefer. Ermeniler Erzurum'da sözde şeye sahipler, yani idare onların elinde Erzurum'da. Erzurum'da bir tane Batı Ermenistan Cumhuriyeti kurulmuştur, biliyor musunuz? Evet. Fakat ellerinde ordu yok, bir şey yok. Düzensiz bir takım şeyler var, gönüllü birlikleri var. Bunun dışında bir şey yok. O noktada Ermenilerin korkunç şeyler yapmış olduğu bir gerçektir. 1918'in baharından söz ediyoruz. Olay olmuş, bitmiş. Anadolu'da Ermeni nüfusu diye bir şey kalmamış. Yok edilmiş. Korkunç şeyler yaşanmış. Savaş yenilgiyle bitmiş onların açısından. O noktada insanların gözü dönmüş, evet. Ve yapılmaması gereken işler yapılmış. Fakat yani lütfen bir dengeyi şöyle gözünüzün önüne getirin. Hani bu Ermeniler böyle arkalarında emperyalistleri almışlar, gelmişler Türkleri kesiyorlar diye bir hadise yok. Bunlar yüzlerce yıldan beri bu toplum içinde silahsız olarak yaşayan, silah ideolojisine alışık olmayan... Sevan Bey bir ara vereyim mi? Memnuniyetle. Reklam için. Belki orada gerilim de azalır. Derece kısa bir reklam arası, ardından devam edeceğiz. Peki Sevan Bey, şunu da sormak istiyorum size. Orada bir oy farkla bir tasarı kabul edildi. Şimdi bir tarihi gerçek varsa sizin dediğiniz yönde veya hocamın dediği yönde, bunun böyle bir siyasi konu gibi ele alınıp bir oy fark, yani bir tane adam o gün gelirken merdivenden düşse soykırım yok, merdivenden düşmediği için soykırım var gibi bir şey olması biraz acayip değil mi? Yani çok bu, acayip. Böyle mi tartışılmalı bu işler, böyle mi olmalı bu işler? Yani biraz geniş bir perspektiften baktığımız zaman gülünç bir durumla karşı karşıyayız. Yani Amerikan Kongresi'nin Dış İlişkiler Komitesi kalkıp tarihin hakemi olarak karşımıza çıkıyor. Artık ahlak hakemi olarak ortaya çıkıyor. Yani bu saçma bir durum. Fakat bu duruma getiren, bunun müsebbibi onlar değil. Bunun müsebbibi Türkiye'nin akıl dışı politikasıdır. Türkiye yıllar boyunca... Obama da söyledi zaten, bu işi efendim? Siz kendiniz halledin diye ama. Bu işi siz kendiniz halletmeniz lazım. Olay bu kadar basittir. Yani bir toplum bunca 90 sene sonra hala kendi geçmişiyle yüzleşmeyi başaramıyorsa Türkiye açısından korkunç bir durumdur bu. Ondan sonra oradaki 22 tane oyun maskarası olursun sonuç olarak. Ama olay sadece Amerikan Kongresi meselesi değildir. Türk basınında o ön plana çıkarılıyor. Fakat dikkat ederseniz dünyada işte demin siz de söylediniz... 20 tane, 30 tane ülkenin meclisinden geçti bu tasarı. Meclisinden geçip geçmemesi de önemli değil. Dünya kamuoyunda bu konuda en ufak bir tereddüdü olan kimsenin kaldığını tahmin etmiyorum aklı başında insanlar arasında. Artı bu ülkelerin listesine baktığınız zaman çok enteresan bir listeyle karşılaşıyorsunuz. Dünyada her türlü kritere göre medeniyet sıralamasında en tepede olan 20 tane ülkenin 20'si de bunun içinde. Yani hani böyle şeyler vardır, göstergeler vardır medeniyet. Hani telefon sayısı, otomobil sayısı. Çünkü medeni ülkeler bu gibi konulara daha hassas da ondan yani. Bilgisayar sayısı. Zimbabwe bunda ilgilenmiyor. Türkiye'nin şeyini, soykırımını kınama kat sayısı gibi böyle listeler var. Nedense o şey listelerde en tepede olan ülkeler hep aynıları oluyor. Fakat mesele o değildir. Tekrar ve tekrar ben ona gelmek istiyorum. Esas dünyanın kanını donduran hadise katliam hadisesi değildir. 1915 değildir. 1915 gibi katliamlar dünyanın her yerinde olmuştur. Hiçbir toplumda temiz değildir bu konuda. Olur, geçer, biter. Yani sonuçta tarihçileri ilgilendirir ya da ara sıra bir şekilde bu roman konusu olur. Esas insanları çıldırtan nokta Türkiye'nin bu kadar utanmazca bir yalan politikasını, inkar politikasını sürdürmekteki ısrarıdır. İşi bu derece ayağa düşüren, bu derece komisyonlara kadar düşüren hadise budur. Türkiye'nin politikasının akılcı olduğunu kimse ileri süremez, ahlaklı olduğunu hiç kimse ileri süremez. Ve yazıktır, Türkiye'ye yazıktır. Bunun zararını Türkiye çekiyor. Öteki bir iki çekmiyor, Amerika da çekmiyor, Ermeniler de çekmiyor. Türkiye şu akılsızca ısrar politikasından dolayı çok çekiyor. Dış politikada önündeki en önemli engel olarak mı çıkıyor? Medeni ülkeler ailesine kabul edilmesinin önündeki en büyük engel olarak kendini gösteriyor. Peki hocama soralım bunu. Evet. Hocam gerçekten Türkiye bir inkar politikası mı izliyor yoksa
başka bir... Çünkü siz uzun yıllar Türkiye'nin bu politikasını savunan... Bu politikasını değil. Türkiye'nin Ermeni meselesiyle ilgili durumunu, Osmanlı'nın durumunu araştıran ve resmi tezi bir anlamda ortaya koyan kurumun başındaydınız ve neredeyse sözcüsüydünüz. Sözcüsü olduğunuz için hedef haline geldiniz. Siz ne diyorsunuz? Resmi politikanın talep ettiği yalanları üreten diyelim. Daha şimdi doğru beyefendi olur. Beyefendi tabii çok hakaretli konuşuyor. Yalan kelimesini kullanıyor. Şimdi aslında kendisinin yalan söylediğini ben söyleyecek olursam çok ayıp bir şey olur bu. Ama abartılmış, gerçekle alakası olmayan bir takım kendine göre gerçekten tartışmayı bile pek... nasıl söyleyeyim, kabul edemeyen bir şekilde hareket ediyor. Şimdi bakın, öldürülmedi denilen insanların, bu da Fransız arşivinden öldürüldüğü ve Van'da meydana gelen olayları anlatıyor. Ben anlatmıyorum, buyurun, evet. Bakın. Ben, ondan sonra burası da zaten onun bir göstergesi, bu da Van şehrinin 1915'teki o hadiselerden sonraki hali. Bu da yıkılmış şekli. Yani işte burada görünüyor Van şehri. Hala duruyor. Ne olduğu duruyor. Hala da yerinde duruyor. Bu da yine Zeytun'daki isyanı gösteren hareket. Burada da... Beyefendi yalan konuşuyorsunuz. Bakın yalan burada, söylediğini söylüyor yine. O kadar net bir şekilde yalan konuşuyorsunuz. Neymiş ki, yalan söylediğin? Bu 14 Mayıs 1915'te gönderilmiş bir... Hayır, orada gönderilmiş ama buraya okuyun. 28 Nisan. Mektubuna evet, cevaben yazıyor. Değil mi? Yazıyor. Ve bakın burada, yalan değilmiş. Nedir yalan olmayı anlamadım. Neresi yalan? Bay Sazonov'un gönderdiği şeye göre Van vilayetinde maksimum 6000 kişinin öldürülmüş olduğundan, 6000 Ermeni'nin öldürülmesinden söz ediyor. Ermeni nerede yazıyor mu Ermeni? Ama nereye ne diyor burada? Sazonov'un Van isyanının, devam ettiği... Van ve Çatak'ta bu işlerin devam etti. Başka onun hayır çünkü... Hayır efendim, yalan konuşuyorum. Yalan mı konuşuyorum? Dans la province de Van, on a tué jusqu'à 6000 personnes. Van et Çatak se défend énergiquement. Van vilayetinde bugüne kadar 6000 kişinin öldürüldüğünü Ermenilerden söz ediyor. Ermenilerden söz etmiyor. Ermenilerden. İsyanı, peki niye? Yalan konuşmuyor. Van kendini enerjik bir şekilde savunuyor. Van ve Çatak'ta enerjik bir şekilde kendilerini savunuyor Ermeniler diyor. Van'da savunuyorlar. Van ve Çatak'ta kendilerini enerjik bir şekilde savunuyorlar. Tam savunuyorlar bir bu hale geliyor ve Van bu hale geliyor ondan sonra. Ne biçim bir savunmaysa Van bu hale geliyor. Beyefendi şu anda tartıştığımız eğer şu arşiv belgesi ise bu arşiv belgesi sizin dediğinizin tam zıddını ileri sürüyor. Sizin düşünceniz tam zıddı. M.S. Telegrafında Misoski'ye Tiflis Ermenilerinin bir temsilciyi Van'daki Ermeni konusuna gönderdiğini, kendilerine bir mektup getirdiğini. Şu mektup. Evet. Bir mektup getirdiğini. Bu mektupta Dans la Provence de Van, Van vilayetinde 6000 kişinin öldürüldüğünü, Van ve Çatak'ın kendini savunmaya devam ettiğini enerjik bir şekilde. Kim Van ve kim savunuyor? Ermeniler mi savunuyor? Tabii ki savunuyor. Hayır, Ermeniler elinde değil ki. Ermeniler Ermeni elinde değil, orada Ermeni şeyi Sevan Çatak'ta Bey, özellikle. Başındaki mektup okursanız bu Ermenilerin yazdığı bir yazı. Evet. Van'ın kendini savunduğunu, Ermenilerin ise saldırdığını söylüyor. Olur mu canım öyle şey? Ama yaptırdığı açık ve net. Fransız yazı ise lütfen başına bakarsan anlaşılıyor. Yani mektubu yazan Ermeni, bir Ermeni değil. Hayır, Ermeni mektubu yazan mektup Sazonov. Evet. Yani Türkiye'deki Rus eski büyükelçisi. Tiflis'te yazıyor. Tiflis'te yazıyor. Sazonov Türkiye'ye düşman olan bir tarafın şeyi. Hı hı. Ermenilerden kendisine gelen bir mektubu iletiyor. Diyor ki Ermeniler bu Van'da ve Çatak'ta kuşatma altında olan Ermeniler enerjik bir şekilde kendilerini Ermeniler savunmaya... Ermeniler elinde değil Van o sırada. Türklerin ya elinde Van kuşatılıyor. Elinde olup olmaması değil. Ondan sonra Çatak'ta da, ve Van'da bu hale geliyor Ermeniler ondan sonra Van. Bir evet Türkler yıkmış ondan. Bunu, Türkler mi yaptı tabii bunu da? Ki. Bunu da Türkler yapmış. 80 bin insanla beraber. Yapmayın. Bu olayın bununla bir alakası yok. Ruslarla Ermeniler tarafından ele geçirildikten sonra bu kadar olmaz ya. Yapmayın gözünüzü seveyim. Bu kadar. Hepsinde yazıyor. Yani Van'ı da mı Türkler yaptı? Bu kadar cambazlık. Gerçekten, yapmayın. Bu kadar... Ne alakası? Bununla ne alakası var? Ne demek ne alakası yok? O da Van'da, bu da Van'da. İşte Van bu. Tabii ki. Van şehri bu hala öyle duruyor, merak etmeyin. Gidip böyle duruyor. Tabii biliyorum da Van'ı son derece iyi biliyorum. Şimdi bakın. Bunun ne alakası var? Alakası bu tarihte var olmamış. Çünkü... 1916'da olmuş. Bundan bir sene sonra olmuş. Kim üstelik bir sene bunu Ermeniler sonra? Yapmamış. Bir ne zaman bu olmuş? Da 1916'da bu da Ermeniler hiçbir 28, şey yok. 28 Nisan'da 1915, bu. 1915 evet. 1915 bu ne zaman? 1916 Ağustos. 23 Mayıs 17 Mayıs 1915'te bu hale geliyor. Yalan.
Yalan diyor. Ne diyeyim artık ki bundan sonra hala yalan diyorsa cevap veremeyecek halde olduğu için yalan diyor. O zaman her şey yalan. Beyefendi Van tarihini ve Van ayaklanmasının tarihini son derece ayrıntılı olarak size anlatabilirim. Kendi konuşmamı yapıyorum. Sizi dinledim. Siz lütfen dinleyin. Şimdi Ermeniler bakın pek çok yerde 23 yerde birden isyan etmiştir. Şu haritada bunların hepsi gözüküyor. Propaganda. Sizinkilerin hazırladığı propaganda. Sizin hazırladığı değil. Evet. Bu işte burada da her tarafta yazıyor. Bu evet. Rus belgelerinde de yazıyor. Fransız belgelerinde de bu isyanlar yazıyor. Fakat bütün bu belgeleri lütfen, böyle dinleyin. Okuyorsanız, bunu okuduğunuz gibi okuyorsanız bu dediğinizde hiç doğru. Kimse güvenmez bakın, ki. Bakın siz güvenemez. İstediğiniz kadar güvenmeyin. Güvenilir değil çünkü bu söyledikleri. Bakın sadece siz değil. Bariz bir şekilde çarpıtıyorsunuz. Feriş daha getirin o şekildedir. Yani sadece siz bilmiyorsunuz. Şimdi... Beyefendi devlet gücünü arkanıza alıp lütfen dinler misiniz? Ben sizi bu memlekette siz kapalı devre ötmeye alışmışsınız. Siz bizi dinler misiniz? Deminden beri dinledim sizi. Hiç sesimi çıkarmadım. Bu memleket çıkarmadım. Yeterince lütfen dinledi sizi. Evet. Dinlemedi. Lütfen siz de dinleyin o zaman. Evet. Şimdi bir defa soykırım iddiasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti değil. Türkiye Cumhuriyeti sürekli suçlandı. Türkiye'nin hiç alakası yok. Türkiye bu konuyu gündemine bile almamıştı. 1965'lere kadar bu ülke Ermenilerle ilgili olan hadiseleri hiç gündemine bile almamıştı. En son 1919'da Osmanlı Devleti yetkilileri İspanya, Hollanda, İsveç ve Danimarka'ya birer nota gönderdi. Bu notayla tarafsız ikişer hukukçu talep etti ve bu konunun araştırılmasını istedi. Türkiye Cumhuriyeti. 1919'da Osmanlı Devleti. Osmanlı. Fakat Amerika'nın baskısıyla ve İngiltere'nin baskısıyla bunlar reddedildi. Niçin? Araştırılmasını istemediler. Niye çünkü istemedi? Zaten bakın bu hadiselerin temelinde Wilson'un Amerikan başkanının Morgenthau'a gönderdiği raporlar var. Bu raporlar Heath Lowry tarafından yayınlandı. Yayınlandı evet. Bu yayınlananlarda Wilson'un savaşı kendisi savaşa katılmayı meşrulaştırmak için bir bahane aradıklarından bahsediyor o kitapta. Yani Heath Lowry'nin yayınladığı kitapta ve bunun üzerine Heath Lowry'nin o kitabındaki anlatıma göre burada Amerikan Büyükelçisi Morgenthau bu hadiseyi gündeme getiriyor. Şimdi Ermenilerin katledildiği, Ermenilerin yok edildiği gibi bir iddiayı gündeme getiriyor. Ha, şimdi bu çerçeve içerisinde Ermeniler ne yaptılar? Ermeniler de Anadolu'da değişik yerlerde isyan ettiler. Silahlandılar ve Osmanlı Devleti'ne karşı cephede savaştılar. Yani Fransız ordusunun, Cumhuriyet ordusunun yarısına yakını Ermenilerden oluşuyordu. Ne? Yine yarısına yakını ne? Ermenilerden Fransız oluşuyordu. Fransız ordusunun yarısına yakını. Burun Bogası Nuvar Paşa söylüyor. Bogası Nuvar Paşa. Hemen buyurun bakalım. Okuyun. Ayrıca İngiliz ordusu Alembi'nin komutasında da aynı şekilde Ermeni gönüller vardı. Nazarbekov ve Andranik komutasında 40 bin Ermeni gönüllü Doğu Anadolu bölgesinde Ermeni vilayetlerin kurtuluşunda rol almıştı. Şimdi bütün bunlar Andranik'in kendi raporlarına, hatıratına baktığınızda orada da görebilirsiniz. Sevan Bey diyor ki Ermeniler bir şey yapmadı demiyorum ben. Bakın ben de bir şey söylüyorum. Ermeniler tehcir edilirken Ermenilerin hiç hayatını kaybetmediğini ben de söylemiyorum. Ama bu soykırım anlamına gelmediğini söylüyorum. Soykırımdan bahsediyorsanız yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Temsilciler Meclisi'ne sunulan ve alt komisyonunda görüşülen mesele soykırım üzerine kimin başvurusuyla yapılmıştır? Herhalde Türkiye Cumhuriyeti'nin başvurusuyla değil. Ve soykırım iddiasında bulunan da Türkiye Cumhuriyeti değil. Ve Türkiye Cumhuriyeti Ermenistan'ın bağımsızlığına kavuştuğunda ilk tanıyan ülkelerden bir tanesidir. Peki nereden çıktı Türkiye suçlu hale geldi? Ermenileri yok sayması kimdi? Nereden çıktı? Ermeniler, bir sürü Ermeni vatandaşımız var Türkiye'de. 1922 yılında 281 bin Ermeni vatandaşımız vardı. Amerika'ya göç ettiler, Fransa'ya göç ettiler. Nereden tanımıyordu? Bugün yok mu Ermenistan? Ermeni asıl hocam şey okudunuz değil mi? Murat Bardakçı'nın kitabını okudunuz mu? Evet, Enver Paşa'nın evet. Notlarından yola çıkarak evet. Yaptığı. Şimdi oraya baktığınız zaman da, pardon Talat Paşa'nın notlarından yola çıkarak yaptığı. Oraya baktığınız zaman da, tehcir öncesi ve sonrasında 927 bin, 927 bin nüfus eksilmesi var. 927 bin Ermeni nüfus eksilmiş. Bunların bir bölümü yurt dışına gitmiş. Bir bölümü Osmanlı topraklarının artık Osmanlı toprağı olmayan bölgelerine gitmiş. Suriye'ye giden var, Fransa'ya giden var, Avrupa'ya giden var, Amerika'ya giden var. Ama sonuçta 922 bin eksik var. Bakın şimdi onun da fazlası. Lütfen bitirmedim daha sözümü. Sözümü daha bitirmedim lütfen.
Şimdi bakın, bununla ilgili hem Cenevre'deki Milletler Cemiyeti arşivine baktığınızda, Amerikalı ve İngilizlerin yaptığı istatistiklere, hem de Amerika Birleşik Devletleri arşivine baktığınızda dünyadaki tüm Ermenilerin miktarı belirtilmiş burada. Bütün dünyada 1922 Kasım itibariyle 3 milyon 4 bin Ermeni var. Bakın, bunların içerisinde Amerika hariç diğer ülkelere ne kadar Osmanlı Ermenisinin göç ettiği yazılı. Burada 817.873 Amerika hariç. Amerika Birleşik Devletleri'nde mevcut olan, yani giden Ermeni sayısı da 128 bin. Kanada ile Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Ermeni sayısı. Yolda çoğalmış onlar böyle bakarsak. Hayır, çoğalma değil. Bakın, aşağı yukarı Ermeni nüfusu Patrikhane'nin belirttiğine göre 1 milyon 915 bin. Patrikhane'nin belirttiğine göre. Osmanlı nüfus kayıtları 1 milyon 294 evet. bin der. Eksik saydığını ben de varsayıyorum. 1 milyon 915 bin olarak, ki Amerikalı David Magee, Profesör David Magee'nin yaptığı istatistikler ki Lozan'da kullanılmıştır. 1 milyon 579 bin Ermeni olduğu ifade edilir. Hı hı. Şimdi bununla beraber eğer 1922 Kasım itibariyle İngiliz ve Amerikalıların yaptıkları Milletler Cemiyeti adına yaptığı istatistiğe bakarsanız, bakın Türkiye'de, İstanbul'da 148.998 Ermeni yaşamaktadır. Diğer vilayetlerde, Anadolu vilayetlerinde 131.175'tir. Bütün şeyleriyle beraber 281.073 Ermeni yapar. Diğer hangi ülkelerde ne kadar Ermeninin yaşadıklarını ve göç ettiklerini de yine bunlar tespit etmişler. Şimdi buna göre Amerika'da dahil 1 milyon 325 bin Ermeni hayatta. Şimdi dolayısıyla Murat Bardakçı'nın hazırladıklarında demek ki 600 bin. Yani, eğer Patrikhane'yi sayarsak, eğer şeyi saymazsak, David Magee'yi esas alırsak, 1 milyon 600 bin civarını alırsak, 250-300 bin civarında Ermeni'nin hayatını kaybetmiş olduğu görülüyor. Az ama hocam. Rus az değil tabii ki. Ama bakın, bunlar katliama uğramış insanlar değil tümü. Hayır. O ayrı bir mesele. Tabii 360 bin Ermeni Rus arşiv belgelerine göre Eçmiyazin'e de açlıktan hayatını kaybetmiştir. Eçmiyazin Osmanlı toprakları dışındadır. 30 bin Ermeni ahıl kelekte koleradan ölmüştür. Bunlar da bunun içerisinde ama. O ölenlerin içerisinde. Şimdi siz bunları görmezden gelerek, hiç tartışmadan hemen yalan söylüyorsunuz, bilmem ne yapıyorsunuz, hep Türkiye'nin hatasıdır derseniz... Beyefendi, alışkanlık olarak bir dakika, yalan lütfen, konuşuyorsunuz. Lütfen, lütfen. Siz kendinize göre yalan söylüyorsunuz, ben de siz yalancı olarak nitelendiriyorum. Ben de kendime göre mi? Siz kendinize göre öyle düşünüyorsunuz. Hayır efendim. Çünkü siz böyle verdiğiniz belgelerin gerçeklerle yüzleşmek, söylediğiniz şeylerle alakası yok. Gerçeklerle yüzleşmek istemiyorsunuz çünkü. Pekala efendim. Şimdi burada gerçeklerle yüzleşmek istiyorsa herkes, o zaman Türkiye Cumhuriyeti Tarihçiler Komisyonu kurulmasını teklif etti. Yani eğer burada ellerinde çok böyle ciddi ispat edecek nitelikte bir takım belgeler veyahut da buna benzer şeyler varsa hemen bunu kabul etmeleri gerekirdi. Niye kabul etsinler hocam? Ama niye kabul Şu etsin? Şu ana kadar kendi tezlerini kabul ettirmişler. Niye o zaman kabul siyaseten ki? Bu iş böyle yapılıyor. Bunu da Amerika Birleşik Devletleri de aslında hiç ama hiç hakkı yokken parlamentosundan bunu geçirmeye çalışıyor. Veya Fransa. Şimdi bana söyler misiniz? Hani insan hakları evrensel beyannamesini yayınlamışlardı ve 11. maddesi ne diyor? Suçlanan herkes kendisini savunma hakkına sahiptir. Peki parlamentolar bu karar alırken tek taraflı mıdır yoksa savunma hakkı veriyorlar mı? Vermiyorlar. Bakın burada da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu komisyona hangi gerekçelerle bu işi sunduğu burada ne kayıtlı. Yapacağız? Türk tarihçiler gidip Amerikan Kongresi'nde bunun gerekçesini mi alacaklar? Hayır, ben onu saçma sapan nitelendiriyorum. Bunlar parlamentoların işi Türk değildir. Türk elçiliği ve lobi firmaları eğer, sonuna kadar konuşuyorlar. Hayır, son derece hiç buna, buna gerek yoktur. Eğer yani, ille Ermenistan'la, Ermenilerle, Türkler eğer bir meseleyi çözeceklerse otururlar, karşılıklı çözerler. Ama bunun ikisinin çözebileceğine de inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü mesele siyasallaştırılmıştır. Dağlık Karabağ bölgesini Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı özellikle boşaltılmasını talep etmiştir. Protokolden sonra. Dolayısıyla o bir protokolde yazmayan bir şey olarak yanlıştır. Diğer taraftan da Ermenistan'ın onu anayasasına atıfta bulunarak protokolü çarptırması da yanlıştır. O zaman neyi görüşeceksiniz? Nasıl konuşacaksınız? Peki hocam, Sevan Bey'i dinleyelim biraz da ama reklam arası için uyarıyorlar mı? Neyse buyurun, devam edin. Sonra gireceğiz reklamı. Şimdi ard arda bir dizi
olgu olduğunu ileri sürdüğü şeyler söylüyor Yusuf Bey. Bakıyoruz verdiği bilgiye. Deminki bilgiye göre Fransız ordusunun yarısının Yarısına yakının. Belli ki Fransızca okumaktan acizsiniz. Çünkü olabilir, bu mektup sizin kadar böyle iyi bir şey olabilirim. Bu mektup bir de şey baksın Fatih saniye, Bey baksın saniye, bakalım ne diyor. Bir saniye lütfen açıklayayım isterseniz. Bu mektup anladığım kadarıyla Boğaz Nubar Paşa'nın Versailles barış görüşmeleri sırasında Batılı güçleri Ermeniler lehine ikna etme çabasıyla çıkardığı bir propaganda yazısıdır ve bunda diyor ki Suriye'de, Filistin ve Suriye'de gönüllü olarak orduya katılanların yaklaşık yarısı Ermeniydi diyor. Evet. Fransız ordusunun yarısı demiyor. Gönüllü olarak Fransa ordusuna Cumhuriyet katılan. Cumhuriyet hükümetinin isteği üzerine diyor. Yani bu toplam gönüllü bakın sayısı mesela bakın, 100 ise bakın, bunların 49'u Ermeni olabilir. Bakın nasıl çarpıtıldığını geliyor. Göreceksiniz. Bir. İki, Heath Lowry'den bahsetti. Heath Lowry'nin söylediğinin beyefendinin söylediğiyle en ufak bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Bakın, hayret. Tabii herkes hayret. Okuyor. Herkes okuyor. Herkes okuyor. Herkes biliyor. Herkes yani okudu. Siz bilmiyorsunuz sadece. Basında herkes de sizin ne kadar bu olayı çarpıttığınızda defalarca yazdı. Fakat sizde bunları algılama şeyi olmadığı basın için. Basın ne gariptir ki hiç kimse çıkıp da benim yanlış söylediğime dair bir belge çıkaramadı. Defalarca kaç makale okuduğumu hatırlıyorum. Hatta nerelerden, hangi diplomatlarınızı nereden belli, çarptığınıza dair belli. Yazıları da biliyorum. Sevan Bey burada diyor. En France parleur volontaire enrolé dans le premier jour dans légion étrangère. Yabancılar lejyona katılmışlar Fransızların. Evet. Ya siz bakın Ermeniler katılmış. Fransız ordusunun yabancılar lejyona katılmışlar. Ne diyor? Bir miktar yabancılar diyor. Hayır bir diyor. Miktar demiyor bakın. Siz de okuyun yani Fransızcayı ben de biliyorum Fransız sizin kadar. Fransızlar volontaire enrolé dans le premier jour dans la région étrangère. Bir, şunu diyor. Savaşın ilk günlerinden itibaren yabancılar diye lejyonuna birçok Ermeni katılmıştır diyor. İki, Filistin ve Suriye'de orduya katılan emşeylerin, gönüllülerin yaklaşık yarısı Ermenidir diyor. Rusya'da 40 bin gönüllü... Kim istemiş bunun katılımını? Fransız Cumhuriyet ordusu, bunu, Cumhuriyet hükümeti değil mi? Evet. Şimdi siz bir insanları sürer, katleder ve bir yerlere Suriye'ye sürerseniz... Ama savaşın başından... Peki başını niye okumuyorsunuz? Şu başını da bir okuyun. Ne diyor? Monsieur Ministre diye, bakan diye başlayan kısmını okuyun bakalım ne diyor orada? Bir de başını okuyun. Savaşın başından beri itiraf devletlerinin hedeflerine bu yazıyı, sarsılmaz bir gayeyle inanmış bu yazıyı yayınlamanızı tavsiye ederim. Çünkü burada böyle... İşte burada var zaten, şu kitapta var. Burada kitapta var. İkincisi... Katılmışlar yani net. Katılmış, açık açık yazıyor. Adam yazdı, niye itiraz ediyorsunuz ki? Altında da peki Nazarbekov ve Şef Andranik komutasında da 40 bin Ermeni gönüllü Doğu Anadolu'daki vilayetlerin kurtuluşunda mücadele etti demiyor mu? Kurtarılmasına hizmet etti diyor mu? Herkesle bilinen bir gerçektir. Andranik'in ne kadar katlettiğini biliyor musunuz işkenceyle? Nüfusu olan Rus ordusu içinde 40 bin kişilik 4 toplam 150 4... bin o. Hayır. 150 bin... Bir dakika susun. Susmayayım ama yanlış söylüyorsunuz. Rus İmparatorluk ordusundaki 150 bin Ermeniden hariç olarak diyor yalnız. 40 bin 6 kişi. Milyon kişilik bir Rus ordusu var. Bunun içinde herkesçe bilinen 4 Ermeni gönüllü alayı var. Bu 4 gönüllü alayın kurulması Taşnak Komitesi içinde nihai büyük bölünmeye neden olmuştur. Çünkü bir partinin bir yarısı böyle bir şeye karşı çıkmıştır, bir yarısı taraftar olmuştur. Antrenik kendi başına işler yapmıştır. İki, çok da pis işler yapmıştır, onu da söyleyelim. Van bu hale geldi yani onun için. Üç, bu mektup bir propaganda mektubu. Bir... bu da mı? Kong bir saniye dinler misiniz? Ne bağırıyorsunuz? Bir saniye dinler misiniz? Ne bağırıyorsunuz? Kendinize gelin biraz lütfen. Burada sizin şeyiniz yok. Barış konferansında Ermeniler müttefik davasına büyük katkıda bulunmuştur. Dolayısıyla siz bize yardımcı olmalısınız diyen bir diplomatın yazmış olduğu bir propaganda mektubundan. 1919 tarihinde söz ediyoruz. Amerikalılar... Ya, yalan mı yazmış diplomat? Abartmış. Yok, kendi biz, o zaman ötekiler de abartmış. Biz size çok büyük katkılarda bulunduk. Size bak kaç tane Ermeni kanını verdi, canını verdi, feda etti. Dolayısıyla bize Ermenistan kurun diyor adam. Özetle bunu söylüyor. Tamam mı? Türk ordusunda da bir sürü Ermeni savaştı. Yani bu ne? İki, Amerikalıların evet savaşa girmek için bir gerekçeye ihtiyacı vardı. Kamuoyunu ikna etmek için. Ve Başkan Wilson sistemli olarak Ermeni katliamı olayını bir propaganda vesilesi haline getirdi. Bugün de acaba aynı şey mi yapacaklar? Belki.
Fakat böyle bir şeyin olması bunun olmadığı ya da yalan olduğu anlamına gelmez ki. Yani bir eline bir şey geçmiş, bir koz geçmiş. Bunu sonuna kadar kullanıyor Başkan Wilson. Bundan başka bir şey söz konusu değil. Ermeniler ayaklanmışlar 1914'ten sonra. Doğru değildir efendim. Ermeniler sadece belirli noktalarda katliama uğrama korkusu karşısında silahlandılar. Van'daki olayın tırmanması son derece enteresan bir olaydır. Çünkü Van'da belli başlı liderleri, Van'daki Ermeni cemaatinin aman savaş döneminde her şeyi bırakalım, sakin olalım, hiçbir şekilde karışmayalım bu savaşa tavrı için. Yani Ruslarla beraber savaşmadılar bu arada. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bu olay ne zaman? Mart ayında, Nisan ayında 1915'in. Savaş içindedir. Böyle bir noktada bizim Ermeni olarak sakin olmamız, şey olmamız gerekir. Ne olur? Ermeni toplumunun... Şimdi bu dediğiniz belki bir yönetim anlayışı olarak geçerli liderler açısından. Yani Ermenilerin önde gelen ama çeteler de kurulup bir yandan da savaşmaya başlamamışlar mı? Bazı gruplar. Tahmin etmiyorum. Taşnak Partisi son derece güçlüydü Van'da. İnsanlar örgütlüydü, gazeteleri vardı, partileri vardı ve muhtemel bir katliama karşı silahlanma çabası içindeydiler. Fakat parti ileri gelenleri ve cemaat ileri gelenlerin hepsi böyle bir şeyin çok yanlış olacağı, felaketle sonuçlanacağı kanısındaydılar. Ne oldu? Toplumun önde gelen şeyleri, liderleri, belediye başkanı yardımcısı vesaire bir gün valiliğe çağrıldılar ve orada öldürüldüler. Ondan sonra film koptu. Ondan sonra Çatak'ta, Gevaş'ta, köylerde insanlar katledilmeye başlandı. Çatak'taki bütün köylerde, civar köylerden gelen insanlar dağa sığındılar, dağa çekildiler ve kendilerini savunmaya başladılar. Van'da, Van kentinde Ermeniler Varak Mahallesi'ne, dağın yamacına çekildiler ve orada 1,5 ay boyunca kendilerini savundular. Bütün hadise budur. Ondan sonra Rus ordusu geldi ve ele geçirdi ortalığı. 1916'da Rus ordusu çekildi geçici bir süre için. Türkler geldiler, bir daha ortalığı kesip geçirdiler vesaire vesaire. Nüfusa verdiği, ilişkin verdiğiniz rakamlar... Bir ara vereyim mi? Reklam için veriyorlar. Pekala. Onu geçirmeyelim, sonra devam edelim. Evet Sevan Bey, bu arada maillere göz attım. Telefonlar da çok yoğun miktarda giriyor. Çok kızıyorlar size. Çünkü kandırılmışlar. Çünkü bir madem bu kadar beğenmiyordu yalan, çekip gitsin diyenler de var. Bu tabii hoş bir söylem değil ama diyorlar yani. Ahmakça bir söylem. Beğenmediğim şey Türkiye değildir. Beğenmediğim şey Türkiye'ye egemen olan, Türk Devleti'ne egemen olan yalan politikasıdır, ahlaksızlık politikasıdır. Toplumların tarihinde, insanların tarihinde olduğu gibi felaketler vardır, yanlışlar vardır, zulümler vardır. Bunların hepsi gelmiştir. Türklerin de başına gelmiştir. Ermenilerin de başına gelmiştir. Bu toplumun bu toplumda sonuç olarak sayısı 1 milyon 600 bin ya 1 milyon 900 bin ya 1 milyon 873 bin olan bir Ermeni nüfusu vardı. Bunlar topyekün ortadan kalkmışlardır. Bunların hiçbiri öldürülmemiş dahi olsa sadece sürülmüş olduğunu varsayalım. Bu bir trajedidir. Başlı başına bir trajedidir. Bir toplumun binlerce yıldan beri yaşadığı, derin köklere sahip olduğu, sevdiği, alıştığı bir topraktan sökülüp atılması başlı başına bir trajedidir. Bu süreçte bunun sebebi şu olabilir, bu olabilir, bunların hepsi bir yana. Bir insani bir trajedidir bu. Bu trajedide haksız yere, zulümle, diyeyim ki 300 bin değil, 500 bin değil, 1,5 milyon değil, 3 kişi öldürüldü. Üç kişinin başına bir şey geldi. Bir tane dul kadınla iki çocuğu öldürüldü. Gene zulümdür bu. Yani Türkiye'nin olgun bir ülke ise eğer, aklı başında bir ülke ise, akıl ve mantıkla ve vicdanla yönetilen bir ülke ise kalkıp şunu diyebilmesi gerekir. Üç kişi katledilmiştir. Zulümdür. Yapmamamız gerekirdi. Ayıp etmişiz kardeşim. Bunu diyebilmesi gerekirdi. Bunu demek Türkiye'yi küçültmez. Bunu demek Türkiye'yi yüceltir. Olgun toplumlar sıfatına katar. Arkasından bunun başka talepler, başka talepler, başka talepler. Ya bu Ermeniler sizin bizim bildiğimiz gibi normal insanlardır. Normal insanlarla kavgalarınız nasıl çözülür? Yani ben sizin bir konuda ha haklısıymışsın birader, ben sana haksızlık etmişim desem. Bunun sonucunda benden bana daha mı düşman olursunuz? Benden bir takım çıkarlar mı elde etmeye çalışırsınız? Ama siyaset bu, insan arası. Siyaset değil. İnsan şeyinden değil mi diyorsunuz? Başka vallahi mıdır bazen diyorsunuz? Değilmiş gibi geliyor. Katılmıyorum ben.
Yani temel olarak Ermeni hıncını, ki bu mevcut olan bir hınçtır dünyada, özellikle Batı ülkelerinde, bunu yumuşatmanın ve bunu gidermenin tek ama tek bir yöntemi vardır. O da oturup, ya kardeşim tamam yapmışız bir şeyler, gel barışalım, seninle bir çözüm bulalım. Peki mesela Ermeniler de bunu derken, ya biz de yapmışız bir şeyler derler mi? Tabii ki derler. Tabii ki derler. Yani siz şeyi tahayyül bile edemezsiniz. Şu son bir yıldır hani böyle Ermenistan'la protokol oldu, bir yakınlaşma oldu filan falan. Batıdaki, Amerika'daki, Kanada'daki, şuradaki, buradaki Ermeni toplumlarındaki rüzgar böyle 180 derece dönüverdi. Tabii ki bu işi düşmanlığı dava haline getirenler vardır. Sağcısı vardır, solcusu vardır, milliyetçisi vardır, şusu vardır, busu vardır. Fakat pek çok insanda ya yeter bu kavga ya, gel bir bakalım bu Türkler ne diyormuş noktasına gelir mi? Tabii ki geldi. Geliyor da. Buyurun hocam. Şimdi demin öncelikle 235 kişiden bahsetmek istiyorum. Onların karakola götürüp öldürüldüğü gibi bir iddia söz konusu edildi. Onlar orada ölmediler. Ben böyle bir şey demedim. Gene çarpıtmayın. Van'da 3 kişiden söz ettim. İstanbul'dan demin, söz... Demin şeyden önceki. Ya Allah aşkına, reklam öncesinde ne dediniz? Kaydı var mı bunun? 235 kişi diye bir şey söyledim mi ben? Ermeni ileri gelenleri götürülüp karakolda öldürüldü denmedi mi? Evet dendi. Dendi. Rakam verilmedi ama dendi. Evet 235 dendi ama verdi. Van'da 3 kişiden söz ettin mi? Efendim? Van'da. Van'dan bahsetmiyorum. Dediniz ki Ermeni ileri gelenleri, önde gelenleri karakola götürülüp öldürüldükten sonra işte şöyle şöyle oldu dediniz. Ben de diyorum ki o Van şeyden ileri gelenler karakola götürülüp öldürülmedi. Bunların 235 kişi Çankırı'ya gönderilenlerin listesi bu Ermeni kaynaklarında. Mesela Komitas Şumanyan nerede? Paris'te bir psikiyatri hastanesinde öldü. Yani Türkiye'de bilinmedi. 1917'ye kadar İstanbul'daydı. Önce Londra'ya gitti, oradan Paris'e gitti, orada öldü. Sonra Grigoris Balakyan hayatta. Karabetyan hayatta. Dininden ayrılmış yalnız. Hosik Kajuni papaz Meskene yakınlarında bir köyde hastalık nedeniyle öldü. Vartan Feriköy papazı hayatta kaldı. Bu şekilde listeler halinde gidiyor. Bunların içerisinde evet yolda ölenler de var, öldürülen de var. Bakın ama karakolda öldürülmedi. Yollarda bazıları bunlardan öldürüldü. Şimdi bakın tarihle yüzleşmek o kadar kolay değil. Bunu kabul ediyorum. Şimdi sadece bağırıp çağırmakla, birilerini yalancı olarak suçlamakla bir sonuca da varamazsınız. Zaten bütün mesele Türkiye ile Ermenistan arasındaki bu diyaloğun sağlamamasının temelinde de tarihle yüzleşmekten korkulması yatıyor. Kim korkuyor? Ermeniler korkuyor. Biz çünkü zaten bunu gelin araştıralım dedik. Açık olduğumuzu söyledik. Şimdi zor duruma girdiler mi? Siz zaten resmisiniz. Veya siz bilmem ne söyleyeceğiniz belli zaten. Yok söyledi, yalancısınız dedi. Yalancısınız diyor. Hatta biraz daha ileri gidiyor. Halbuki bakın. Biz 2005 yılında Viyana'da Ermeni meslektaşlarımızla bir araya gelmek üzere sözleştik. Viyana Armenian Turkish Platform adı altında. Orada Viyana profesörlerinin gözetiminde bir araya da geldik. Yüzer belge değişimi yaptık. Fakat 15 gün sonra maalesef oradan gelen insanlar muhtemeldir ki diasporanın baskısıyla bu toplantıdan vazgeçtiklerini bize bildirdiler. Şimdi biz o diyaloğu her zaman sağlamaya taraftardık ve hala taraftarız. Hiçbir zamanda kimseyle bağırıp çağırmadan, birini yalancı olarak suçlamadan görüşebiliyoruz. Ama ben görüyorum ki bir şey söylediğimizde hemen bunlar işe yaramaz, propaganda vesaire. Tamam propaganda olabilir, bu da olabilir. O zaman bunu tartışırız ve propaganda olup olmadığını tarihin metodolojisi vardır, araştırma metodolojileri vardır. Bunları doğru olarak ortaya koyarsınız ama birini hemen yalancılıkla suçladığınız zaman zaten tartışma kültürüne sahip olmadığınızı ortaya koyarsınız. Tabii. İkinci olarak da zaten böyle bir konuyu tartışmanın gereği olmadığını ortaya koyarsınız. Belli bir ideolojiye sahipsiniz. Veya kendi tarihinizle yüzleşemeyecek durumdasınız. Bunlardan bir tanesi olur. Biz de diyoruz ki tamam burada Ermeniler 1,5 milyon Ermeni, 1 milyon 600 bin Ermeni, 1 milyon 900 bin Ermeni Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde yaşıyordu. Ne oldu? 850 yıl Türklerle birlikte yaşayan insanlar birdenbire ne oldu da acaba birbirini kestiler veyahut da Türkler kesiyorsa niye Ermenileri kesti? Bu geçerli veya bir soru. Niye Ermeniler Türkleri öldürdüler? Kim ne yaptı? Nereden kaynaklandı bu? Bunu araştırmak gerekmez mi?
Doğal olarak. Ha, şimdi o zaman bunu nasıl tartışacağız? Neye göre tartışacağız? Görgü şahitleri olabilir, bunun içerisinde yazılmış hatıralar olabilir, arşiv belgeleri olabilir. Bu arşiv belgeleri sadece Osmanlı arşiv belgeleri değil. Bana Ermenistan belgelerini de atsınlar. Yani Erivan'daki 1923 öncesi arşivini de atsınlar. Boston'daki arşivini de atsınlar. Erivan'da yazdı galiba, bir arşiv yok bildiğim kadarıyla bu konuda. 23 öncesinde gene de var arşiv. Rusya'daki arşivleri biz inceledik. Taşnak arşivlerini de inceledim. Onu söyleyeyim size. Rusya'da var. Ermenilerin Rusya'da var. Yurt dışına götürdüğü arşivler var. İşte Boston'da var. Boston'da. Boston'da var. Kudüs'te de var. Ama bu arada Fransız arşivi de var. Bakın, Fransa Osmanlı Devleti'yle savaşan bir devlet. Neler yazdığı orada kayıtlı. Ayrıca İngiliz arşivlerinde var. Almanya Osmanlı Devleti'nin müttefiki orada var. Avusturya Osmanlı Devleti'nin müttefiki orada da var belgeler. Ama tarafsız olan bir yer daha var. Cenevre arşivleri. Milletler Cemiyeti arşivi. Siz bunu gözden uzak tutamazsınız. Burada yanlı diyemezsiniz. Yani bunu yapanlar da, araştıranlar da, Cenevre'deki belgeleri yazanlar da Türkler değil. Kim yazmış? Amerika ve İngilizler hazırlamış. Şimdi siz buna... Peki bir şey soracağım. Şimdi Amerikan Kongresi böyle bir soykırım yasa tasarısını onaylarken bu kendi arşivine bakmıyorlar mı? Kendi arşivine bile bakmıyor. Bakın bunu şurada bakın, sadece bir belge göstereyim. Fazlasını değil. Bunu Ara Sarafyan yayınladı. Bakın şu belgeye bakın. Ara Sarafyan yayınladı. Ben yayınlamadım. Jackson'ın Halep Konsolosu'nun raporu. Ama Mersin Konsolosu'nun raporu da var burada. Bakın şimdi bunlar Mersin Amerikan Konsolosu'nun raporu da var. Fransızlar tabii ki o zaman Osmanlı Devleti'yle savaş halinde olduğu için onlar yok. Ama Amerikan konsolosları devletle savaşmadıkları için onlar birbiriyle, bütün konsoloslar orada duruyor. Şimdi bana söyler misiniz? Nearest Relief dediğimiz Amerikan Bu ne diyor? 486 bin kişi Suriye'ye ulaşmış mı sağ salim? 500 bin. Bakın bu tarafını okuyun. Ermeni göçmen üstelik. Yaklaşık 500 bin diyor. Evet. Burada döküm vermiş. Döküm vermiş. Şu kadar kişiye yardım ediliyor diyor yalnız orada. Ne kadar para harcandığı belirtiliyor. Evet. Şimdi bakın. Gördün mü? Fransız arşivine baktığınız zaman da 500 bin Ermeni'nin göç ettirildiği söyleniyor. Şimdi 800 yazmışlar. Üzerini çizmişler. 500 yazmışlar. O zaman demek ki daha konu tam ortaya çıkmış değil. Birlikte araştırsak olmaz mı bunu? Niye hemen tepki gösteriyor herkes? Niye araştırmaya beraber yanaşmıyor? Bakın biz evet diyoruz. Katledilmişse bu da çıksın ortaya. Kim katletmişse çıksın. Ben size bir belge göstermiştim. Hatırlar mısınız bir programda? Hangisiydi? Hani açıklamamanız üzerine diye evet, göstermiştim. Evet. Orada nasıl bir belgeydi ama? Bakın şimdi bunlardan haberi var mı kimsenin? O niye araştırmaya yanaşmıyorlar? Bir ara Sevan Bey'de gösterirsiniz. O belgeyi gördüm. Gösteririm tabii ki. Ama hiçbir zaman bakın Musa Dağı'nda 40 gün. Devamı. İşte bu da 40 gün. O devamı. 40 gün orada da. Bakın ama 40 gün ne diyorlardı? Musa Dağı Ermeniler 5000 kişi öldürüldü diyorlardı. Kafa kelleler yiyorlardı. Ama bakın Fransız arşiv belgesi bu da. Ölmediklerini gösteriyor mu? Fransız savaş gemileriyle Süveyş kanalına götürdüğünü söylüyor. Yine bir çarpıtmadan söz ediyoruz. Burada iki bu sefer ayrı... yalan demedi ama. kibarlaşıyorum. burada iki belge gösteriyor beyefendi. Birisinde şeydeki Halep'teki Amerikan konsolosu diyor ki şu anda burada 486 bin Ermeni mülteci bulunmaktadır. Evet. Diyor. Ve yardım görüyor, evet. Ve yardım görüyor diyor. Diğerinde bir başka şahsiyet, bir Fransız diplomatı diyor ki şu ana kadar öldürülmüş, kaybolmuş veya zorla İslam'a çevrilmiş olanların sayısı aşağıdadır diyor ve 500 bin küsur gibi bir rakam çıkarıyor. Bu 500 bin ayrı, bu 500 bin ayrı. Tabii. Bunlar hayır, ben onu aynı diye pardon, koymadım, aynı siz, diye vermedim. Siz böyle hep böyle kıvırtmaca. Bak ne kıvırtması, kıvırtmaya hiç alakası yok. Ama yaptınız ha. Ne alaka? Hocam yalnız bugün hakikaten inanılmaz bir zarafet ve kibarlık içerisindesiniz. Şaşırdım ben de. Hayır, ne diye kızayım gelelim. Ki yani birisi bağırıyorsa ne yapayım? Geliyoruz. Bir bilimsel gerçek var, ben de belge gösteriyorum. Sizin arkadaşınız Murat Bey'in yayınladığı rakamlarda... Talat Paşa diyor ki 900 bin kadar, 950 bin kadar nüfus kaldırıldı yerinden. Buradaki rakamlar birbirini tamamen Ermeni tutuyor. Ermeni tehcir öncesi ve sonrası Ermeni nüfus arasındaki fark 926 bin diyor. Tamam. Diyor değil ki mi? Fransızlar diyor ki 500 bin kişi öldürüldü yahut kayboldu. Amerikalı da diyor ki 500 bin tane de burada şey var, mülteci var diyor. Rakamlar birbirini tutuyor çok şık bir şekilde. Değil mi?
500 artı 500 aşağı yukarı 1 milyon eder. Ama o sadece belli bir bölgede. Bu propaganda değil yani. Osmanlı Devleti'nin karşısında savaşan adam bu propaganda olmuyor. Öteki propaganda bu oluyor, bu propaganda olmuyor. Ya değil, bilmiyorum. Sonuçta hayır, siz burada bir belge şu anlama gelir diye gösteriyorsunuz. Değil, tabii. Sizin dediğinizin dışında bir şey çıkıyor karşımıza. Hayır, benim dediğimin dışında bir şey çıkmıyor. Artı ben böyle bir cinayet rakamı tartışmayı prensip olarak ahlak dışı buluyorum. Hayır, bu yalan değil. Yani bu çirkin ve iğrenç buluyorum bütün bu tartışmayı. Hadi diyelim ki 300 bin değil 400 bin öldürüldü ya da az öldürüldü. Öldürülmedi. Ya da çok öldürüldü. Hastalıktan ölenleri dahil etmedi. Bakın 235 kişiden söz ettiniz demin. Ben de demedim, siz çıkardınız. İstanbul'un önde gelen Ermeni düşünür, yazar, fikir adamı, milletvekili, doktor, müzisyen vesairesinden 235 tanesi Anadolu'ya sürülmüştür. Bunların %60 ila 70'i ölmüştür. Bunlar hayır, kendi arasında kayıtları ölmediğini söylüyor. Siz 4 tane isim saydınız öldürülmeyen. Hayır, hepsini gösterebilirim. Bakın burada kayıtlı. O tarihin en başlı başına en iyi şairleri olan 4 tane Ermeni şairi vardır. 4'ü de öldürülmüştür. Peder Gomidas, Fransa'da bir psikiyatri hastanesinde öldü diyorsunuz. Fransa'da son gününe kadar benim büyük teyzemdi, onun yanında onun bakımıyla uğraşan kişi. Peder Gomidas bu ülkenin yetiştirdiği en kıymetli insanlardan biridir. Olağanüstü bir yetenektir. Anadolu müziğini keşfeden kişidir. Türk ve Ermeni müziğini keşfeden kişidir. Melek gibi bir insandır. Bu sürgüne katılmıştır ve döndüğünde akli melekeliğini kaybetmiş ve dilini kaybetmiş olarak geri dönmüştür. Halide Edip Adıvar'ın şahsi ilgisi sayesinde yurt dışına gönderilmiştir. Ondan sonra psikiyatri hastanesine atılmış. Burada bir trajedi var ortada. Bunun bu rakamlarıyla yani bu morg sayıcılığı bana çok iğrenç geliyor. Tek kelimeyle iğrenç geliyor. Konu bu değildir. Konu Türkiye'nin bu korkunç olaya, şöyle ya da böyle korkunç olaya, hiç kimse öldürülmemiş bile olsa gene korkunç olan olaya karşı tavrının bugün hala ve hala biz hiçbir şey yapmadık. Zaten yaptıysak da onlar suçluydu. Zaten gerekirse bir daha yaparız diye özetlenebilecek. Peki bir ülkenin bir imparatorluğun parçalanma döneminde kendini savunması garip mi? Olay tam öyle değildir, garip de değildir. Bakın şu yalan pozisyonundan geri çekilse Türkiye, o zaman oturur bunları adam gibi tartışırız. Yani hiç şüphesiz yani Türkiye'yi yöneten insanlar da manyak. Çünkü baktığınız zaman yani Osmanlı İmparatorluğu tarihinde kendini savunmak için Müslümanları da öldürmüş ya da Müslüman saymadığı Alevileri de öldürmüş. Şöyle bir hadise vardır. Esas kriz bana öyle geliyor ki Balkan Savaşı'dır. Balkan Savaşı'nda bir paniğe kapılmıştır. Büyük Türkiye. Travma çünkü. Büyük bir travmadır. Bunu tamamen kabul ediyorum. Ondan sonra böyle bir gözü dönmüşlük hadisesi vardır. Rasyonel olmayan yani şey vardır ya, böyle bir insanı köşeye sıkıştırırsınız, dönmeye başlarsınız. Bir yerden sonra gözü döner, bıçağı çeker, ortalığı kesmeye başlar. Olay budur. Olay budur tam olarak. Bu olay budur. Şimdi kalkıp da sen bu adama niye bıçağı çektin de kesmeye başladın diye sorduğun zaman belli ölçüde bir haksızlık ediyorsun. Çünkü köşeye sıkıştırmışsın adamı. Köşeye sıkıştıran Ermeniler değil. Köşeye sıkıştıran dünya. Batılılar. Dünya. Ama bu adam hayır efendim ben bıçak çekmedim, hayır efendim yapmadım, sonuna kadar da haklıydım diye ısrar ederse bir yerden sonra olursunuz. Anlatabiliyor muyum? Bir olay bu kadar basittir. Olay bu kadar basittir. İnkar hadisesidir. Beyefendi diyor ki efendim arşivlerde şöyle, arşivlerde böyle. Sizin gibi okuyanlar varsa arşivleri, tabii işimiz var. Çünkü okuduğunuzla söylediğiniz arasında bir alaka yok. Fakat dünyada yeterince tarihçi var. Yeterince aklı başında tarihçi de var. Ahlak sahibi tarihçi de var. Bu işte herhangi bir şekilde... Peki mesela ortak yani bir komite kurulacak. Yani diaspora, Ermenistan, diaspora, Ermenistan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortak o dediğiniz tarihçileri bulup getirse, bir şey yapsa? Bakın böyle bir tarih komisyonla yapılmaz. Sadece serbest bıraksanız insanları, deseniz ki kardeşim beni ilgilendirmiyor. Sen öyle bir düşünüyorsan öyle düşünüyorsun. Ben sana böyle bir... Ama 5 tane şeyde, üniversiteye de şey verdik, fon verdik ki bu konuda tarihçi yetiştirsinler. Vicdanlarına danışmak dışında hiçbir görevi olmayan tarihçiler... Bunu engelleyen yok ama şu anda. İnşallah kısa bir süre sonra o noktaya varacağız. Yani komisyonla memisyonla çözülecek bir iş değil bu. Fakat özetle şunu söylemek istiyorum. Yurt dışında bu konuyu yeterince inceleyen insan var her bakış açısından. Hristiyan da var, Yahudisi de var, dinsizi de var, solcusu da var, sağcısı da var, her türlüsü de var. Dünyada şu anda mutlak bir konsensusa oluşturuluyor. Yani Türkiye dışında yok efendim soykırım olmamıştır diyen ben bir Allah'ın kulu bilmiyorum. Evet, tamam, bu kadar.
Bunların hepsi ön yargılı değil. Bunların hepsi bir davanın askeri değil. Hiçbiri bir davanın askeri değil işin özetine bakarsanız. Türkiye'de bindirilmiş kıta mantığıyla tarihçilik yapan belli başlı insanlar var. Bunlar amaçları hakikati bulmak değil, amaçları vicdanlarına danışıp doğruyu bulmak değil, hakkı bulmak değil. Bunların amacı kendilerine verilmiş olan bir görevi öyle ya da böyle gerekirse yalana başvurarak savunmaktan ibaret. Şunu sevinçle söylemek istiyorum ki bu zihniyetin devri doluyor. Bütün mevzilerden teker teker uzaklaştırılıyorlar. Türkiye'de de yeni yetişen çok sağlıklı bir tarihçi kuşağı var. Yani hakikaten üniversitelerde dört dörtlük tarihçiler yetişiyor. Hepsi de 35 yaşın altındadır bunların, 40 yaşın altındadır. Ama pek çoğu Osmanlıca bilmiyor. Yok, Osmanlıca bilgisinde inanılmaz bir artış var son 10 sene içinde. Siz bakmayın Murat Bardakçı'nın dediğine. Yok, biz konuk olarak alıyoruz bazen de o yüzden. Yani son 10 yıl içinde Türkiye'de Osmanlıca öğrenmeyen kimse kalmadı neredeyse üniversitelerde. Harıl harıl herkes Osmanlıca öğrenmeyi derdinde. Valla Osmanlıca bilmek demek Arap harfleriyle yazılmış bir metni okumak anlamına da gelmez. Tabii ki. Onun hangi anlama geldiğini de bilmek gerekir. Osmanlıca evet. Dediğiniz zaman o öyle şekilde okuyacaksınız. Şimdi burada gerçekten samimi düşüncem şu. Şimdi Sayın Nişanyan şöyle diyebilir, böyle diyebilir, yalancı diyebilir, başka bir şey diyebilir. O kendi bileceği iş. Tarihçiliği farklı şekilde nitelendirebilir. Tam tersine benim gördüğüm kadarıyla da Türkiye'de bu konuda müthiş bir bu konuya ciddi olarak eğilen bir tarihçi grubu ortaya çıkmaktadır. Ve bu tarihçi grubu kimin ne kadar yalan söylediğini de ortaya koymaktadır. Şimdi bakın çeşitli şeyler var. Genel iddialar var. Şimdi tabii ki gene arşiv. Zora girdiğiniz zaman gene mi arşiv diyorsunuz? Tabii ki arşiv olacak. Kafadan atarak roman yazmıyoruz. Çarpıtarak söylüyorsunuz. Roman yazmıyoruz. Yani bunu bir şov olarak yani kullanın. Bir alet olarak kullanıyorsunuz yok. Bakın, bunu. Şimdi hayır. Çarpıtmakla alakası yok. Sizin Fransızcanız yeterli gelmiyor. Ne yapayım ben? Yani iyi ki Allah'tan şey de var. Fatih Bey de Fransızca biliyor da arada şeyi doğru söylüyor. Bakın burada da aynı şey var. Yine Bogos Nuvar Paşa'nın Kafkasya'da 250 bin İran'da 40 bin, Suriye Filistin'de 80 bin, Musul Bağdat'ta 20 bin, toplam 390 bin Ermeninin hayatta olduğunu tespit ettiğini söylüyor. Aslında bütün bu toplam olarak da 6 ila 700 bin Ermeninin dışarı sürgün edildiğini söylüyor. Hocam yalnız orada ben Sevan Bey gibi düşünüyorum. Yani rakam, ya bugün düşünün hayır, bir Grant Dink'in öldürülmesini bugün 3 senedir hala tartışıyoruz. Ama ben bunu neden... Bir kişi bile neden önemli. Yani ölene sorun mu? Bir dakika. Şimdi burada soykırımı tartışmıyoruz. Soykırım dediğiniz başka bir başka şey. Başka bir şey tabii. Benim burada tartıştığım bugüne kadar... Ya Sevan Bey de bir soykırım oldu demiyor ama. Bakın. Diyor mu? O diyor tabii ki. Tam onu demiyor anladığım kadarıyla. Kelimeler üzerinde durmanın anlamsız olduğunu düşünüyorum. Bir trajedi oldu diyor. Ya herkes trajedi olduğunu ben de söylüyorum. Yani, benim kitaplarıma bakarsanız öyle. Yani aynı şeyi söylüyorsun onu söylüyorum. Fatih Bey 100 kişi ya 500 bin kişinin öldürülmesi değil mesele. Mesele bir toplumun, bütün bir toplumun kökten yok edilmesi. Bakın darmadağın işte, yok edildi dediğiniz zaman işin rengi değişiyor. Bakın. Sürgün edilmek başka şeydir, yok edilme başka bir şeydir. Şöyle düşünün. Sürgün edilirken yok olurlarsa ne olur? Hayır, sürgün edilirken yok olmadılar. Ben onu size anlatıyorum. Bir kısım oldu ama. Bakın efendim. Bir saniye. Ben size söylüyorum. Bakın bir defa çeşitli şeyler var. Şimdi diyelim ki Murat Bardakçı'nın kitabında 927 bin kişinin bir şekilde sürgün edildiği veya şehirler arasında yer değiştirildiği ifade edilirken Bogos Nuvar Paşa'da bunun 6 ila 700 bin olduğunu ifade ediyor. Ben bu rakamlara neden giriyorum biliyor musunuz? Şimdi, Murat onları şeyden çıkardı. Karşıma. Talat Paşa'nın hayır, kendi notlarından çıkardı. Karşımıza şunu söylüyorlar. 1,5 milyon. Bakın Amerika Birleşik Devletleri. Ya 1,5 milyon değil de 900 bin olsa ne fark edecek? Hayır bir dakika. Bir dakika. Ama burada yalancılık burada başlıyor işte. Bu yalancılıkla hareket ettiğinizde işin rengi değişiyor. Tartışma ortamı kalmıyor. Ben 1,5 soykırım başka deydim. Bir şeydir. Diyelim ki 10 bin kişi de öldürülse soykırım olur, 5 bin kişi de öldürülse ama orada niye dönemedir? Kastıyla yapılması lazım. Şimdi burada eğer soykırımı tartışacaksak o zaman tartışalım. Ama yalanları tartışacaksak bunlar ortaya çıkar. Şimdi şuraya gelelim. Bence şuraya gelelim. Bir dakika demin ben konuşayım. Şey siz demin konuştunuz. Bakın ben yarım kalmış. Onu bir hemen tamamlasın. Yani demin şunu söylemek istiyorum size. Yarın Allah göstermesin Trakya'yı birileri işgal etti. Sırplar geldiler işgal ettiler. Bütün köyleri falan yakıp yıktılar. İnsanlara da 24 saat müddet verdiler ki buradan gidiyorsunuz diye. Bunları sürdüler bir toplama kampına Arnavutluk'ta.
Oradan da kaçan kurtuldu, ölen öldü. Trakya'da bir tane Türk kalmadı. Sizce bu korkunç bir şey değil mi? Korkunç bir şey değil. Korkunç bir şey değil mi? Ermenistan'da kalmadığı gibi şimdi. Zaten yaşandı yani bu Türkler için de, Türklere Balkanlar'da yaşandı. Şimdi bu durumda Sırbistan, aradan 90 sene geçtikten sonra Sırbistan'da birisi çıksa ki zaten orası ebediyen şey Sırp vatanıydı. Orada hiçbir zaman Türk yoktu. Olanlar da kendi kendilerini öldürdüler. Zaten emperyalistler yüzünden böyle oldu. Zaten 300 bin değil 250 bin kişi öldü dese sinirlenmez misiniz siz Sırplara? Siniriz. Çok sinirlenirsiniz değil mi? Ne yaparsınız? Valla Türkler bu konuda biraz vurdum duymaz. Ama kendisi siz sizin Allah aşkına öldürülen çok sinirlenir Türklerle ilgili siniriz. Öldürülen Türklerle ilgili illet olmaz mısınız bu adamda? Bakın Ermenilerin katlettiği dünya kadar Türk var. 518 bin kişi. Ermenilerin değil bütün Balkanlar'da var. Hayır, Azerbaycan'da onlar, var. Ya, apayrı bir trajedi. Kafkaslar'da var. O da apayrı bir trajedi. Trakya hadisesinden söz ediyoruz. Peki Sırplar arasında vicdan sahibi birileri çıkıp dese ki ben Sırbım, Sırplığımla da gurur duyarım. Fakat geçmişimizde böyle bir pislik yapmışız. Bundan ötürü çok üzgünüm dese. Sizce bu Sırp ulusunu yüceltir mi, küçültür mü? Samimi cevabınızı. Tek taraflıysa tabii ki yüceltir. Tek taraflıysa. Kişi olarak çıkıp dese ki biz hakikaten geçmişimizde, benim dedem de bu işin içinde. Benim bir şey dememe gerek yok işte. Sayın Alacoğlu söylüyor, yüceltir diyor. Yüceltir değil mi? Ama tek taraflıysa. Türkiye'nin yapması gereken budur. Tek tarafı yok. Hayır, tek tarafı yok. Olur mu öyle şey? Bir yani şimdi beni öldüreceksiniz, sesimi çıkarmayacağım. İyi mi yani? Bir insanın yapacağı şey. Ya hep olgunluğu nedense Türklerin göstermesini bekliyorsunuz. Çünkü daha büyük olan olur, Türk ulusudur. Bakın şimdi daha güçlü büyük olan da, şey devlet sahibi olan da, kazanmış olan da taraf Türk ulusudur. Kaybedenler Ermeniler. Ama ihanet eden de bir tarafa. İhaneti yalandır. Yok öyle bir şey. Nasıl yok? Yok öyle bir şey. Nasıl yok? Yani Fransa için ölenlerin bak isterseniz resimlerini de gösterin. Sizin hayatınız tehlikedeyse, köyleriniz basılıyorsa, eziliyorsanız, soyguna uğruyorsanız silahlanırsınız ve kendinizi savunmaya çalışırsınız. Yani ihanetle mihanetle alakası Osmanlı İmparatorluğu içerisinde bağımsızlık kazanmak istemedi mi Ermenistan? Ben çok bu suçtur küçük, demiyorum. Yani bir toplum bağımsızlık kazanmak istemiş olabilir. Ermeni toplumunun büyük çoğunluğu bağımsızlık fikrine karşı çıkmıştır. Nasıl ki bugün de Kürt toplumunun da büyük çoğunluğu bağımsızlık fikrine karşı çıkmışsa. Aklı başında Ermenilerin büyük çoğunluğu bağımsızlık fikrine karşı çıkmıştır. Küçük ve genç ve ateşli Avrupa üniversitelerinde okumuş bir kesimdir ki bir çılgınca bir milliyetçiliği, sosyalizmle birleşmiş bir milliyetçiliği. Bu bildiğiniz dünyada olmuş. Her yerde her yer olan cinsiz. Tabii olma demiyorum, olmuş mu? Olaydım bunu. İhanet mihanet bu sonradan kendi kendini avutmak için icat edilmiş yalanlardır. Osmanlı Devleti başka nedenlerle Balkanlar karşısında, Avrupalılar karşısında yenilgi, yok olma korkusuyla karşı karşıya geldiğinde bir etnik temizlik içine başvurmuştur. Olay bu kadar basittir. Bu noktada Türkiye'nin vereceği karar bir vicdani bir karardır her şeyden önce. Her şey hem bir vicdan sorunudur hem de aynı zamanda peki bunu Amerikan Senatosu karar verebilir mi? Ya Amerikan Senatosu'na devamlı getirmiyor. Amerikan Senatosu konusunda ben size şunu söylüyorum. 22'ye 23 çıktı değil mi bu karar? Ya 23'e 22 çıksaydın olacaktı. 23'e 22. Fakat şunu da göz önünde bulundurun. Toplam 45 kişinin, bu toplam 45 kişinin 45'i de soykırım olduğuna inanıyor. Bunların 22'si diyor ki şimdi bunun konusunu etmenin sırası değil. 23'ü diyor ki bunu ön plana çıkan. Yani orada tartışma soykırım var mı yok mu diye bir tartışma yok orada. Sağ olun hocam, son söz. Şimdi bakın siz ihanet yok diyorsunuz. Fransız ordusundaki Ermenilerin resmi bile var. 1914 yılına ait. Ben demedim şimdi, yani diyorsunuz derken genele söylüyorum. İkincisi Osmanlı Devleti zaten büyüklüğünü göstermiştir. Ermeni kafilelerine saldıran, insanları kaçıran veya mallarını gasp edenlerle ilgili 1673 kişiyi divan-ı harbe vermiştir. Ve bu divan-ı harp sonrasında ki kararlar buradadır. 67 kişi idam edilmiştir. 68 kale bent cezasına çarptırılmıştır. Kürek cezasına çarptırılmıştır. 524 kişi de 1915'te yalnız bu söylediklerim 524 kişi de 2 sene, 3 sene, 5 sene hapis cezalarına çarptırılmıştır. Bakın burada bunun Divan-ı Harbi Örfi'nin karar defterlerinden bir sayfayı görüyorsunuz. Burada ne diyor? Çete reisi Sirozlu Çerkez Ahmet bin Recep, Ermeni muhacirlerini katl ve envalini selbetmekten idama mahkum edilmiş. Tasdik edilerek infaz edilmiş. Cemal Paşa mahkemelerinden Cemal Paşa söz ediyorsunuz. Cemal Paşa mahkemeleri de diğerleri de 1910 ama bunların hepsi Talat Paşa tarafından mahkemeye verilmiş. Gene çarpıtarak söylüyorsunuz. Çarpıtmıyorum, belgesini göstereceğim. Biliyor Osmanlıca biliyor musunuz? Biliyorum. Peki Osmanlıca biliyorsanız göstereceğim şimdi. Buradan görün. Yani Talat Paşa tarafından verildiğine dair kayıtları göreceksiniz burada. Buyurun. Ne demiş? Hayır, buyurun okuyun.
Okuyun. İşte burada ikisinden okuyun. Talat Paşa'nın imzası var altında. Anladım. Çete reisi Der Saadet'te Halil bin Mehmet Ali. Ermeni muhacirlerin enval ve eşyalarını tazyik suretiyle gasp ve nehbetmekten idama mahkum edilmiş ve tasdik edilerek infaz edilmiş. Osmanlı Devleti zaten yapacağını yapmış. Cemal Paşa o tarihte Osmanlı Devleti'nden fiilen bağımsız bir pozisyondaydı. O değil. Cemal Paşa, bakın hemen bir şey olduğu zaman itiraz ediyor. Katliam ve sürgün politikasına karşı olduğu için... Ama mesela Araplar da tam tersini düşünüyor Cemal Paşa ile ilgili. O da çünkü Cemal Paşa'nın Araplar nefret ediyor. Tabii ki. Cemal Paşa büyük bir ihtimalle bunu siz savaştan sonra Suriye'de kendi hükümdarlığını kurmak gibi. Az önce gösterdiğimi okudunuz mu? Bunu okudunuz mu? Okudunuz mu bunu? Evet. Ne yazıyor burada? Okuyun. Ne yazıyor? Siz okurken ben bir ara vereyim. Reklam arası vereyim. Siz bu arada buyurun okuyun. Ayrıca kısa bir aranın ardından beraber olacağız. Hayır ben zaten okuyorum da. Evet değerciler süremizin dolduğunu işaret ediyor arkadaşlar. Hatta biraz da 4 dakika kadar da geçmişiz. Çok teşekkür şimdi ediyorum. Şimdi okuyabilir buyurun. Miyim? Son olarak bu okunmadı evet. Çünkü bu. Bakın okuyayım. Tonus Kaymakamı Cemil Bey'in Ermenilerin sevki esnasındaki ahval ve harekatı gayri layihakasına binaen azli ve derdest olunduğundan şimdiden eli işten çektirilmesi muktezidir, gerekmektedir. Muma ile hakkındaki evrakın divana harbi örfiye tevziği hususi heyet tahkikiye reisi Mazhar Bey'e yazılmıştır. Katliamdan dolayı mı azledilmiş yoksa katliama engel olmaya bakın, çalıştığı bakın burada tam tersi Tonus Kaymakamı nereden mahkemeye çıkarılıp çünkü burada yazıyor. Katliamdan dolayı değil. Burada Suriye vilayeti evrakında böyle bir şeyin yazılmasına imkan yok. Çünkü Tonus dediğiniz Suriye evrak olduğunu biliyor musunuz? Siz yazmışsınız evet. Neden? Suriye vilayetinde evet. Olan Tonus'un bir nerede olduğunu biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz? Tabii. Nerede? Sivas'tadır. Tamam Sivas zaten yazıyor evet. Burada. Bakın Sivas vilayetine. Başka yerde. Şurada Sivas vilayetine. Anladım. Hayır. Divana harp nerede kurulmuş Suriye'ye gönderiliyor. Yani Sivas'ta olması veya başka yerde olması gerekmez. Burada da var mesela. Burada da Sivas vilayeti var. Burada da başkaları şöyle var. Yapalım mı? Başka bir gün tekrar bunu konuşalım isterseniz. Çok iyi olur. Çünkü bugün burada bitmeyecek. Daha uzun bir programda bunu konuşalım. Vaktimizi açtık. Bizden sonraki programcılara terbiyesizlik yapmayalım. Evet değerciler konuyu ele aldık. Ermeni soykırım meselesini Amerika'daki yasa tasarısının görüşülmesi ekseninde her zaman olduğu gibi net bir sonuca varmış olduğunuz mümkün değil. Varmış olmamız mümkün değil ama umuyoruz inşallah bir gün bu konuyu eline boyuna her şeyde halletmiş olacağız ve iki toplum birbirine oturup bu konuyu tartışabilecek. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Pazar akşamı Tek Tek Özel'de Bayraklı Hocamız geçen hafta yarım kalan sohbeti devam ettirecek. Pazar akşamı görüşmek üzere. Hoşçakalın.